Herkese tekrar merhabalar diliyorum. Uzun yıllardır pelvik taban disfonksiyonlarıyla uğraşıyorum. Meslekteki de 24. yılım. Pelvik tabanla tanıştıktan sonra mesleğe aşık olma sürecim başladı. Daha önceki 10 yıl hep bir bocalama geçirdim. Elektroterapi uygulamaları, ultrasonlar, işte rutin pelvik taban, eski okul öğretiler hep kafamda bir soru işaretiydi. Daha sonra bir pelvik taban yolculuğuna özellikle de pediatriyle başladım. Ben başladığımda Türkiye'de hiç pediatrik vakada pelvik taban rehabilitasyon uygulaması yapılmamıştı. Dünyada da ikinci kişiyim pediatrik pelvik taban terapisti olarak. İlk çocuklara el atan terapist olarak. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Çok zordu. Yani dünyanın birçok yerine gidip de oralarda 2 günlük bir günlük eğitim bile olsa hani gitmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü ben 2011 yılında işte internette pelvik taban diye search ederken filli boya, taban boyası falan çıkıyordu sonuçlarda. Yani o kadar kötüydü literatür internette. Ama şimdi gerçekten çok daha kolay ulaşabiliyorsunuz bilgilere. En azından online platformlar var. Bir de yani bu konudaki uzmanlar Türkiye'ye gelip burada eğitimler verebiliyor. O nedenle ilk başta hani bana göre çok daha şanslı bir konumdasınız kendinizi ilerletmeniz için. Burada neden bahsedeceğim? Nasıl bilgi alabilirsiniz? Nasıl nerelere ulaşabilirsiniz? Hangi eğitimleri alabilirsiniz? Gibi bir takım şeylerden bahsedeceğiz. Çoğumuz hayatımıza çocuk beziyle başlayıp ne yazık ki çocuk beziyle de veda ediyoruz. Ve bu da çok normal olarak karşılıyoruz belki de bunu. Onun için de aslında şöyle düşünün. Bize mesela hasta geldiğinde 12 yaşında olabiliyor. 12 yaşında hala daha gece yatak ıslatma, gündüz kıyafetin ıslatma problemleri yaşayabiliyor. Bunun bir bayan hasta, bir kız çocuğu olduğunu düşünün. Daha sonra işte 20 yaşında evlense, evlendikten sonra da inkontinansın ve işçene problemlerinin normal olduğu düşünülse, İşte çocuk yaptı ondan dolayı hapşırırken öksürürken idrar kaçırıyor ya da çok sık sık tuvalete gidiyor sıkışıyor diye. Bütün hayatında sanki işte ve 12 yaşında tedavi edilmiş olsa 8 yıl bir kuru kontinansı sağladığı bir süreç varmış gibi görülüyor. Ve buna bütün yani popülasyonda uyum sağlamış. Ne olacak işte yani zaten çocuktur, geç alır terbiyeyi. Kadındır, doğum yapar, ondan sonra idrar kaçırır. Normal olarak görünebiliyor. Ama normalde yaratılış olarak biz 5 yaşından sonra idrar kontrolü, 4 yaşından sonra da kaka kontrolünü kazanıp normal koşullarda hayatımızın sonuna kadar da bu kontinansı korumak üzere yaratılmışız. Yani sistem o şekilde yaratılmış. Ancak insidansı çok başında da söylediğim gibi çok yüksek. Yani çok yüksek popülasyon dünyada böyle ki bu gelişmiş ülkeler ya da geri kalmış ülkeleri ayırt etmiyor. Dünyadaki her ülkede aynı şekilde sıklıkla görülebiliyor. Kısaca nedir pelvik fizyoterapist? Vulvar, vajinal, penis, skrotal, kolorektal bölgeler ve pelvik gördüm. Üstüne çalışan uzmanlardır. Ve bununla birlikte torakolumbal silindir, işte servikal ya da larengeal diyafram gibi transvers diyaframları da regüle etmek gibi bir takım görevleri vardır. Muhakkak transvers diyaframlarla çalışması gerekir. Çizgi. Temel bilgiler çoğu Herkes bizim mesela. lisansta görmediğimiz bilgiler Ben olabiliyor. en başında gittim. 8'de gittim ama. Alt ve üst tünel sistem aslında bizim lisansta çok gördüğümüz ve hakim olduğumuz bir anatomi ve değil. Özellikle işeme ve defekasyon fizyolojisi. Onun dışında gastrointestinal sistem, anorektumu etkileyen anorektal malformasyonlar gibi hastalıklar ve pelvik kuşak. Özellikle pelvisin biyomekaniği ve kinezyosu, sakrolek eklemin tamamen disfonksiyonları, iliyosakral, sakroiliyak somatik disfonksiyonlar, stabilizasyon, spinal stabilizasyon, torakolumbal silindirin işleyişi gibi birçok şey temel bilgilerde ve özellikle de pelvik taban ve fasciyel ilişkiler bunda çok önemli. Bir takım non-invaziv değerlendirme yöntemleri bilinmeli. Mesela bizim burada gene lisansta çok kullanmadığımız bir takım testler var. Onları kullanıyoruz. Normal alt üriner sistem için rutin testler var. İşte TIT, direkt üriner sistem grafisi vesaire. Sorgulama anketleri, özel testler, PET testi, Q-tip test gibi. Özellikle üroflorimetri dediğimiz olmazsa olmaz işemenin eğrisi diyebilirim. Üroflorimetri dediğimiz işemenin hem görsel olarak bir şekli ve istatistiksel olarak da bir takım parametreler verir bize. Tıpkı EKG gibi hani kalbin çalışma prensibini ve
fonksiyonunu nasıl bir eğriyle görürsek eğer, üroflorimetre de bize işeme eğrisini gösterir. Onun için de üroflorimetreyi çok iyi yorumlayabilmeli. Özellikle işeme sonrası mesende kalan artık idrar da ultrason yeri geldiğinde yapabilmeli. Ve stabilizasyonu yeni nesil stabilizasyon stratejisiyle değerlendirebilmeli. İntraabdominal basınç regülasyonunu bilmeli. Onun dışında eksternal genital organların inspeksiyonu, palpasyonu vesaire gerekirse vajinal veya rektal dijital muayene, prolapsus için POPQ evreleme kriterleri gibi ve artı 150 EMG ile pelvik taban kas aktivitesi değerlendirebilmek gibi bir takım farklı değerlendirme yöntemleri var bizim içinde kullandığımızın dışında. Onun dışında da ileri değerlendirme yöntemlerini de bilmeli ve bilgi sahibi olmalı ki doktorla aynı dili konuşabilsin. Burada önemli olan uygulayıcı değil, yani değil tedaviye yön verici olmak, yoksa ve güncel standartizasyonları takip etmeli. Bizim bağlı olduğumuz bölümler değil bunlar. Mesela çocuk üroloji, erişkin üroloji, gastroenteroloji, kadın sağlığı, jinekoloji gibi bir takım platformların standartizasyonlarını takip etmeli. Ve gerçekten en çok ihtiyacımız olan şey alandaki yayın eksikliği nedeniyle de çalışmalarını, klinik çalışmalarını yerine çevirebilmeli. Bu çok önemli. Çünkü gerçekten çok ciddi bir bilgi kirliliği var. Şimdi öyle bir kas düşünün ki 4 tane uzmanlığı içerisine alsın. İçerisinde hem gastroenterolog hem kolorektal cerrah, aynı kasla uğraşan kadın doğum uzmanı, ürolog, çocuk üroloğu, çocuk cerrahı, bunların hepsi aynı kasla uğraşıyor. Bu kasın disfonksiyonu ile ilgili uğraşıyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Mesela çocuk üroloji polikliniğine gelen hastaların %40'ından fazlası pelvik taban disfonksiyonu, alternatif sistem disfonksiyonuna sahip çocuklar. Çok yüksek bir oran. Düşünün ki hekimsiniz, hastalarınızın yarı popülasyonu alternatif sistem disfonksiyonu, pelvik taban disfonksiyonuna sahip ve pelvik tabanı ve inkontinans tedavi edebilecek bir ilaç veya bir cerrahi yöntem yok. Düşünün hekim olarak ne kadar çaresiz olduğunuzu. O nedenle de burada bize çok iş düşüyor gerçekten. Çünkü herhangi bir cerrahi veya medikal bir yaklaşım yok ne yazık ki idrar kaçırmayı tedavi edebilecek. Birçok alanda çalışabilirsiniz. İlk başta saydığım diğer bu bütün uzmanlık alanlarında çalıştığınız gibi normal kendi nörolojik hastalarınızın mesane ve bağırsak alışkanlıklarını sorgulayabilir ve tedavi edebilirsiniz pelvik tabanla. Şimdi birçok mesela çalışma yapılmış. En son benim hani GATA'da dikkatimi çeken bir çalışma vardı. Gaziler üzerinde yapılmış bir anket sorgudan oluşturan. Tekerlek sandalye ve temiz aralık kateter sonda kullanan aynı anda kişilere soruluyor. Bir tane şansınız olsaydı hangisini seçerdiniz? Yürümeyi mi, işeyebilmeyi mi diye. Birçok kişi işeme konusunda çok yüksek bir oranda işemek istediklerini, hani yürümese de olur ama işemek çok önemli olduğundan bahsediyor. Gerçekten nörolojik hastalarda o kadar önemli ki MS hastası olduğunu, bir MS hastamız var diye düşünün. Onlar da genelde hep aşırı aktif bir vektör görürüz. Yani aşırı aktif bir mesane vardır. Ve siz ona fonksiyonellik katmaya çalışıyorsunuz. Belki dışarı çıkmasını istiyorsunuz, yürüsün vesaire diye. Ama o kadar sık idrarı sıkışıyor ki ve bu kaygıdan dolayı evden hiç çıkamıyor. Çünkü ani bir urgency, ani bir idrara sıkışma isteğiyle evden uzaklaşmak istemiyor. Ve bu da onların gerçekten fonksiyonel kapasitelerini engelliyor. Onun dışında sık sık idrar yolu enfeksiyonu, sık sık profilaktik olarak antibiyotik kullanımı vesaire normal sağlıklarını da engelleyebiliyor. O nedenle hiç özel alanda çalışmayın ama nörolojik hastalarınızın mesane ve bağırsak alışkanlıklarını sorgulayıp onları tedavi edebilirsiniz. Gebelerle çalışabilirsiniz. Anorektal malformasyonlu, yani doğuştan anüsü kapalı olan çocuklar ve onun gibi birçok anorektal hastalıklar var. Onlarla çalışabilirsiniz ama her şeyden önce postürel stabilizasyonu sağlamak için her hasta grubunda pelvik tabanı reduke edebilirsin. Peki kadın, erkek ve çocuk şeklinde branşlaşmalı mıyız? Hep duyuyoruz kadın sağlığı, erkek sağlığı vesaire diye. Yani şöyle söyleyeyim size. Bence çok bahtsız bir sınıflama olmuş bu. Ben 99 mezunuyum ve o zamanlar işte ben gerçekten pelvik taban problemlerinin sadece kadınlarda olduğunu düşünüyordum.
Çünkü hep kadın sağlığında stres inkontinans, ölçü inkontinanstan öteye geçmiyordu. Ama böyle bir şey gerçekten söz konusu değil. Çünkü erkeklerde de çok fazla pelvik taban disfonksiyonu var. Belki inkontinans onlarda kadınlar kadar yüksek değil ama prostat ameliyatı sonrası ciddi bir inkontinans problemleri olduğu gibi erkeklerdeki en büyük problem kronik pelvik ağrı dediğimiz bir durum. Ki intihara götüren bir süreç. Geçmişte baktığımızda bu noktadan intihar eden çok fazla erkek var ve prostatit olarak tanımlanıyorlar genelde. Kronik prostatit olarak tanımlanıyor. Bir sürü bir torba ilaç içiyorlar ama aslında prostatit diye tanımlanıyor ama enfeksiyon yok. Yani sadece kronik pelvik ağrı tanısı bilinmediği için çok fazla tanımlanamıyor. Çok ciddi bir popülasyon var, onu bilin. Onun dışında eğer öyleyse ben de hani şey diyorum, erkek çocuğu, kız çocuğu sağlığı diye de ayıralım o zaman. Böyle bir şansımız ve lüksümüz yok ne yazık ki. Yaş, ırk ve cinsiyet ayırt etmemeliyiz pelvik tabanda. O nedenle de hani nörolojik ve yapısal bir problem yoksa 5 yaş ve üzeri tüm popülasyon bizim hastamız. Ve nörolojik veya yapısal bir problem varsa eğer her yaş grubu bizim hastamız olabilir pelvik taban terapisti olarak. Dediğim gibi her yaş grubu aslında nörolojik olarak ve meningomiyelosel hastanız doğduğu andan itibaren mesane ve bağırsak sağlığı için çalışabilirsiniz. Çünkü hani belli bir yaşa geldikten sonra şunu söylüyoruz. Biz onları fonksiyonel hale getirmeye çalışıyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Ama erişkin yaşa geldiklerinde ya da işte puberte döneminde bu sefer böbrek yetmezliğinden dolayı, sağlık problemlerinden dolayı yürüme artık çok geri planda kalıyor. Hayati tehlikeleri bile olabiliyor. Yani hep yürütmeye, onları fonksiyonel yapmaya çalışmakla birlikte bütünsel olarak mesane ve bağırsak kontrollerini sağlamamız gerekiyor. Çünkü bunlar istemli çalışan yapılar. Yani pelvik taban istemli bir kas ve biz kas iskelet uzmanı olarak biz ellemezsek eğer başka kimse bunlara müdahale edemeyecek. O nedenle size önerim kadın sağlığı, erkek sağlığı şeklinde sınıflamayın. Pelvik taban sağlığı olarak nitelendirin. Ki bu kadar çok ihtiyaç varken pelvik taban terapistine İçinden bir de sadece kadını seçip kadında uzmanlaşmak istiyorum demek hastalara haksızlık olacaktır. Ben hep şunu söylüyorum. Biz çok iyi bir eğitim alıyoruz fizyoterapist olarak ve birçok meslektaşım, genç meslektaşım genelde sağlıklı popülasyonla çalışmayı tercih ediyor. İşte kilo verdirmek, forma sokmak için vesaire. Bir hani çoğunuz yaşça büyüğüm tabii çoğunuzdan. Bir abla olarak diyebilirim ki biz gerçekten hani bunun için okumadık. Size ihtiyacı olan çok daha komplike vakalar var. O nedenle de sağlıklı popülasyondan ziyade estetik ve fitness enstitüsüne hizmet etmek yerine çok daha böyle efektif bir alan seçmenizi öneriyorum. Yoksa hani belli bir süre sonra işimiz ince bel yapmak, ondan sonra böyle işte formda bir vücut, sıkı bir vücut yapmaktan öteye geçmiyor. Genç arkadaşlarıma naçizane önerim bu olabiliyor. Çok fazla durumla aslında karşı karşıyayız. Gastrointestinal problemler, pre-post operatif yaklaşımlar, mesela histerektomi yani rahim ameliyatı sonrasında olan işeme zorlukları, menopoz, andropoz, yeni yeni işte daha çok pelvik tabana giriyor, infertilite, cinsel disfonksiyonlar, pelvik organ prolapsusları, kronik ağrılar ve alternatif sistem disfonksiyonları geniş bir spektrum gördüğünüz gibi pelvik taban terapisi içerisine gidiyor. Bir sürü buraya not olarak yazdım. Hani tek tek şey yapabilirsiniz. Hepsini tabii açıklamayacağım ama alternatif sistem disfonksiyonları bakın. Bağırsak disfonksiyonları, nörojenik alternatif sistem disfonksiyonları bir sürü hastalık içeriyor. Kronik pelvik ağrı, seksüel disfonksiyonlar, onkoloji hastaları özellikle işte jinekolojik kanserler, erkek genital kanserler vesaire, obstetrik rehabilitasyon ve diğer problemler, diğer konjenital veya edinilmiş işte konjenitif doku bozuklukları, ehlar damlası mesela onlarda ya da KOAH hastaları sürekli kronik öksürük nedeniyle pelvik taban disfonksiyonları, çocuklardaki sistik fibrozis, anatomik bozukluklar, ekstrofi vezika gibi doğuştan mesela pelvisi ayrı doğan çocuklar gibi birçok hastalık aslında pelvik taban terapisine ihtiyaç duyabiliyor. Şimdi literatür diyor ki çocukluk döneminden kalıyor aslında birçok hastalık erişkine.
Yani kadınlarda evet çok sık görüyoruz pelvik taban disfonksiyonu ama bunun derinine indiğinde çocukluk döneminde oluyor. Bize profilaksi çok önemlidir tıpta. O nedenle de neden hani bakın bunu anlatan, çocukluk döneminden miras kaldığını anlatan birkaç yayın örneği ise biz neden bunu çocuk yaştayken yok etmeyelim, ta erişkine kalmasın. Çok daha iyi bir koruyucu yaklaşım olur bu. Neden önemli? Neden önemli? Çünkü dedim ya damla damla dahi olsa idrar kaçırma özellikle çocuk popülasyonunda tedavi edilmezse eğer böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Onun dışında özgüven eksikliği, psikolojik işte emosyonel bozukluklar genelde çocuk popülasyonunda idrar kaçırmanın psikolojik nedenli kökenli olduğu söylense de aslında idrar kaçırma da psikolojik nedenden çok sonuç olarak karşımıza çıkar. Yani kişi idrar kaçırdığı için psikolojisi bozulur, özgüveni, emosyonel durumu bozulur. Bu da bir birey, yani bir birey, topluma bir birey yetiştireceksiniz. Düşünün özgüven kaybı olan bir birey. O nedenle gerçekten sıkıntı. Konstipasyon birçok ölüm nedeni. Özellikle hani birçok size burada manşet veriyorum. Konstipasyon nedeniyle ölen kişileri. Kabız öldürebiliyor gerçekten de öyle. Böyle bu haberleri koydum ki hani dikkatiniz çeksin diye. Mesela bir ay kakasını yapmamış. Evet kızda birazcık yaygın gelişimsel bozukluk var. Biraz tuvalet fobisi var ama bir ay kakasını yapmadığı için transvers kolon kalp krizi geçirmesine neden olmuş. Diğer yerde öğrenme güçlüğü olan kişi aspire olmuş kaka aspirasyonunda. Haber var bununla ilgili. Bir bağırsağın ne kadar genişleyebileceğini çok hayal edemezsiniz. Yani inanılmaz içinden kilolarca kaka çıkabiliyor. Elvis Presley'nin de tuvalette ıkınırken anevrizma geçirdiği biliniyor. Yani evet gerçekten kabızlığın öldürdüğü durumlar var ve hep diyoruz ki ikinci beyindir bağırsak. Bağırsak sağlığı çok önemli bu noktada. Cinsel disfonksiyonlar boşanma nedeni olabiliyor. Prolapsus gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Cerrahi olarak çok yetersiz. Cerrahi olarak tekrar edebiliyor sürekli yapılan şeyler. Ve sanmayın ki sadece kadın popülasyonda prolapsus var. Rektal prolapsus hem erkek popülasyonda hem de çocuk popülasyonda da olabiliyor. Benim çok 7 yaşında, 8 yaşında rektal prolapsusu olan çocuk hastam vardı. Onun için kafadaki şartlanmaları birazcık değiştirmek gerekiyor. Sadece kadınların başına gelen bir şey değil bu. Düşünün 7 yaşındaki bir çocuğun rektal prolapsusla baş etme çabasını. Gerçekten çok zor ve prolapsus cerrahisi sürekli tekrarlayabilen bir durum. Bahsettiğim gibi kronik pelvik ağrı intihar nedeni. Birçok vaka var bununla ilgili ve diyastaz rekti sadece gebelikte gördüğümüz bir şey değil, profesyonel sporcularda da dahi çok rahat görebiliyoruz. Özellikle erkeklerde, çocuklarda çok görebildiğimiz ve fizyoterapist için kabustur aslında diyastaz rektiyi tedavi edebilmek gerçekten zor bir süreçtir. Ve literatür diyor ki rotasyonel, ani rotasyonel hareketlerde, golf gibi ondan sonra ya da böyle ani dönmeli buz pateni ya da bale gibi ani rotasyonel hareketleri olan birçok sporcuda diyastaz rekti görülebilir. Ve gerçekten başa bela bir şey, çok zor bir şey ve tedavisi de zor ekstra bilmediğimiz sürece. Eski okul öğretilerle daha da kötü hale gelebiliyor diyastaz rekti. Bakın bunlar benim çocuk hastalarım. Yani bir bebekte çok küçük bir çocukta bile çok rahat diyastaz görebiliyoruz. Bunlar bir stabilizasyon yetersizliği. Çocuğun stabilizasyon stratejisindeki yetersizlikten kaynaklı. Ontogenetik süreçte merkezi sinir sisteminin maturasyonuyla ilgili bir gecikme olabilir daha çok. Ama tabii ki de tedavi edilmesi gereken bir süreç bu. İntraabdominal basınç regülasyonu diyastaz rektiği için çok önemli. İntraabdominal basınç regülasyonu içinizde şurot terapiyi bilirsiniz. Orada da bir intraabdominal basınç regülasyonu kullanın. Pelvik tabanda da keza aynı şekilde. Biz böyle bir yaklaşım kullanıyoruz daha çok. İşte hijyen kişiyi olumsuz etkiler, dediğim gibi hijyen problemi vardır. Ve gebelik dönemi. Özellikle de Türkiye'de gebelik, obstetrik rehabilitasyon, prenatal pilates, postnatal pilatesten ibaret olduğu için aslında gebelikteki en önemli şey bebeğin anne karnında hizalanması. Biliyoruz alignment dediğimiz olay şu anda çok önemli ama bu demek değil ki başın, toraksın, pelvisin aynı hizada olması. Hizalama apayrı bir konu. Bütün eklem merkezlemesi ayrı bir konu. Aynen normal bir doğum istiyorsak da
bebeğin anne karnında da hizalı olması, servikste hizalı olması gerekir ve artı annenin ıkınma manevrasını bilmesi gerekir. Birçok kadın ıkınırken tam tersi popo deliğini kapatır ve intraabdominal basıncı kloduelden krenele doğru yönlendirir. Yani bebek ağızdan çıkacakmış gibi sanki. O manevrayı çok bilemez. İşte o çığlık, o nefes stratejisi kişiye doğru ıkınmayı öğretmek pelvik taban terapistinin çok önemli görevlerinden biridir. Çünkü ıkınma dediğimiz şeyle birlikte aslında pelvik tabanın eksantrik kontraksiyonu meydana gelir. O da bir kontraksiyondur. Uzayarak kasın gevşemesi ve deliklerin açılması anlamına gelir. Ve eksantrik kontraksiyonu yapabilen kişi sayısı çok azdır. Birçok kişi de dissinerjik defekasyon dediğimiz yani kaka yaparken popo deliğini sıkmak, tam tersi kegel egzersizi yapmak gibi bir alışkanlık vardır. Bu nedenle gebeler de öyle. Doğum, zor doğum, işte normal doğum şeyinin sayısının az olmasının nedeni ülkemizde çok prenatal yaklaşımların çok yetersiz olması. Sadece hani kişinin stabilizasyonu pilatesle ağrılarından kurtulması, daha aktif olması değil, çok daha farklı yaklaşımları var. Özellikle de doğum sonrası levatoron yırtıkları çok fazla olduğu için önceden perineyi hazırlamak gerekiyor doğuma gibi. Böyle önemli bir şey. Yaşam kalitesini arttırması da çabası zaten baktığımızda. Şimdi dediğim gibi size bunun için bir medikal tedavi yok, cerrahi tedavi yok ve sadece kasa fonksiyonunu geri verebilecek şey fizyoterapistler, pelvik taban rehabilitasyonu ile bunu yapabiliyoruz. Kısaca bahsedeyim nasıl başladım. Ben tesadüf eseri başladım. 2011 yılında bir ürolog, çocuk ürologu hocamızın dizini tedavi ederken dedi ki ben hemşire ile biofeedback çalışıyorum. Sen hani çalışmak ister misin filan. İyi dedim hani çalışayım başlayalım derken başladık bir şekilde. O zaman dünyada ilk sandalcıydı var. Kendisi Amerika'da dünyanın ilk pelvik taban terapisti. İlk onunla tanıştım. İşte ondan sonra bayağı bir yolculuğum oldu bu süreçte. Ve sonra benim için her şey dinamik nöromusküler stabilizasyon eğitmeni, yani Pavel Kolar'la tanıştıktan sonra değişti. Çok uzun süredir Prague School'la iletişim halindeyim sürekli. Ve stabilizasyon, yeni nesil stabilizasyon stratejisini tamamen oradan öğrendim. Bu okul babaların olduğu okul. Yani geçmişte fizyoterapide Boyta'yı bilirsiniz, Yanda'yı bilirsiniz, Karel Levitt bilirsiniz, pozisometrik relaksasyonu bulan kişilerden falan. İnanılmaz bir kadrosu olan 40 yıllık bir birikimin sonrasında çıkan bir stabilizasyon eğitimleri. Ben de zaten yani artık bu bütün bildiğim tedavilerin ve yaklaşımların hepsinin bir kombinasyonu olarak da derin stabilizatör sistem aktivasyonu diye bir eğitim modülleri veriyorum. Yaklaşık 50 saat. Eski bildiklerimizi tamamen unuttuğumuz yeni nesil bir stabilizasyon stratejisi. Şunu söyleyeyim, stabilizasyonu bilmeden pelvik taban terapisti olamazsınız. Çünkü ana koşuludur pelvik taban stabilizasyonu zaten. Amerika'da Hormone Wellness Enstitüsü var. Onun kursları var. Buradan alabiliyorsunuz, sertifika alabiliyorsunuz. Seviyeleri var, seviye 1, 2, 3. Pediatri seviye 3'te. Pediatri gerçekten için en zor kısmı. Bu platformun MedBridge adı altında online kurs platformu var. Burada birçok kursu indirip video izleyip oradan PowerPoint'sini yükleyebiliyorsunuz. Yıllık bir ücreti var bunun. Pelvik taban terapisinde Barry Bergman ve Maura Salem çok ünlüdür gerçekten. Zaten birkaç kitap var ünlü kitaplardan. Bu Barry Bergman'ın kitabıdır. Abafi Holland diye bir siteleri var. Burada bir sürü online kurs var. Fiyat olarak uygun. $50 bunların her kursu. Bunları alıp izleyebilirsiniz. Onun dışında Diane Lee, pelvic girdle, pelvic kuşak disfonksiyonları için çok önemli bir isim. Özellikle de kronik pelvic ağrı çalışacaksanız önemli. Ruth Jones gene kronik gene kitabı var. Chronic Pelvic Pain and Dysfunction diye. Ve online kursları var. Buraya hepsinin bilgilerini verdim zaten size. Bunlardan bilgi alabilirsiniz. Ve benim kendi pelvik kuşak disfonksiyonları eğitim modülleri var. Özellikle sakroiliak eklem çok başka bir alem.
ve aslında birçok bel ağrısının altında yatan sakroilek eklem disfonksiyonu, birçok problemin altında da yatan o. Fizyoterapi camiası değil, daha çok osteopati camiası tarafından sahiplenilmiş bu disfonksiyonlar, işte iliosakral ya da sakroilek somatik disfonksiyonlar, simpisis pubisin somatik disfonksiyonları vesaire. Onların hani eğitimini oradan bakabilirsiniz. Gerçekten çok detaylı bir eğitim. Sakroilek eklemi öğrendikten sonra tedavi süreciniz çok kısalıyor gerçekten. Pelvic Guru'yu, Tracy Sherry'i önerebilirim. Onun da online platformu var. Sandalcı'da da bu platform içerisinde. Susan Clinton da öyle. Özellikle de servikal diyaframla çalışır. Laringeal diyaframla. Sesler ve pelvik taban üzerine eğitimleri vardır. Ve Julie Bieb de bu piston teorisini çıkartan, diyafram piston teorisini ortaya çıkartan bir terapist. Ben size bunları söylüyorum ve online platformların da hep bilgisini veriyorum. Çünkü çok zor gerçekten pelvik taban eğitimlerine katılabilmek. Biz ICCS'e bağlıyız çocuk olarak. International Children Conference Society. Bütün guideline'larımızı oradan alıyoruz. Janet Chase de oranın board üyelerinden ve bir online kursu var ICCS'in pediatri üzerine. Ve İsrail Franco'nun Pediatric Incontinence kitabı var arkadaşlar. Şu anda Halil Tuğtepe çocuk doktoru ekibiyle birlikte Pediatric Incontinence kitabını Türkçe'ye çevirmişler. Ancak şöyle bir sıkıntı var burada. İsrail Franco Yale Üniversitesi'nin çocuk üroloji profesörü, çok değerli bir hekim. Ama bu kitabın fizyoterapi bölümü hemşireler tarafından yazılmış. Pelvik taban rehabilitasyon bölümü. Onun için de yetersiz. Yani ve yetersiz ve eski öğreti. Bu önemli. Bunun ayrıntısını vermek isterim ama yani şu an için Türkçe'ye yeni çevrildi. Edinebilirsiniz oradan. Ve bir takım değişik yöntemler, metotlar var. Özellikle de hani tabii fasyada Anadolu Trends çok önemli. Onun online sitesinde bir sürü eğitim var. Aynı zamanda Quadro Athletics getirir eğitim olarak kendisi. Muhakkak hani tavsiye ederim. Franklin metodunu dinamik pelvik taban eğitimi için kullanıyoruz. Pelvik taban egzersizleri için. İşte ve diğer bir takım önerebileceğim eğitimler var size. Çocuk platformunda ne dedik? ICCS dedik. Yani International Children Continence Society dedik ama erişkin popülasyonda da ICS var guideline olarak aldığımız. Türkiye'de Kontinans Derneği var. Afiliye olarak ICS'e orayla iletişime geçebilirsiniz. Ve diğer bütün gruplar var takip edebileceğiniz. Ve önemli bir soru, hani akademisyen mi, klinisyen mi? Bu konu çok önemli. Ben uzmanlığımı da yapmadım. Ben hani kendi tercihim olarak biraz özgür bir ruhum. Çok fazla şey altına herhalde giremiyorum. Daha böyle kendim araştırmak istiyorum. Ama şöyle gündüzleri klinisyen, akşamları akademisyen olarak hissediyorum kendimi zaten. Makale yazmanız için, bildiri yapmanız için illa bir üniversiteye bağlı olmanıza gerek yok. Çok rahat şey yapabiliyorsunuz. Ben çok fazla hani bildiri verdim. Çünkü benim bu platformu tanıtmam gerekiyordu. Özellikle de tıp camiasında, üroloji camiasında çok fazla bildirilerde bulunduk. Sizlere tavsiyem çok büyük bir eksiklik. Yani şu anda mesela bir ön çaprazlarla ilgili çalışma yapmak isteseniz mezun olduğunuzda hani bir sürü çalışma var, zorlanırsınız ama pelvik tabanla ilgili gerçekten çok yetersiz çalışmalar. Size çok ihtiyaç var bu noktada. Bitiriyorum artık zaten ve size birkaç yardımcı application program önereceğim bununla ilgili. iPelvis, Maura Selam ve Barry Bergmans'ın yaptıkları bir program. Çok güzel bir pelvik taban eğitim platformu. Onun dışında ICS'in üroterapi diye bir platformu var. Çocuklar için çok güzel şeyleri var, yaklaşımları var, oyunları var. Mesela yine application programında Kegel egzersizi yaptırmak için bir oyun var, Kegel Cat diye. İşte mesela para biriktiriyor, para biriktirdikçe kedisine kıyafetler alabiliyor. Eğer prolapsus çalışacaksanız PopQ'nun sınıflandırılmasını gösteren bir application programı var. ICS'in Türkçe'ye çevirdiği Mutlu Sabahlar diye gece yatak ıslatan çocuklar için bir takım programlar var. Ve artık belki mesane günlükleri kağıt değil de işte application programlarla bile tutulabiliyor. Gerekirse hastanıza mesane günlüğü tutturmak için bunları verebilirsiniz. Sonuçta hepimizin bütün hedefi şifaya vesile olmak.
Ben de mezun olduğunuzda şifaya vesile olmanız dileklerimle tekrardan herkesin fizyoterapistler gününü kutluyorum. Umarım çok süre ihlali yapmamışımdır. Çok teşekkür ederiz hocam. Zaten sizin tecrübelerinizi daha uzun dinlemek isteriz biz. Diğer katılımcılarımız da var. Maalesef bu sefer kısa oldu. Yani ben teşekkür ediyorum gerçekten. Aslında da anlatmak istediklerimi de anlattım aslında. En azından nereden başlamak gerektiği konusunda bir olmuş oldu, bir sunum oldu. Tekrar çok teşekkür ediyorum size. Biz de çok teşekkür ederiz. Siz aramıza gelmek gerçekten onur vericiydi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Değerli bilgileriniz için çok sağ olun. Tekrardan fizyoterapistler gününüzü kutluyoruz. Hepimizin. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Merhabalar Özden Hocam. Orada mısınız? Evet. Yelda Hocam teşekkür ederim ben de. Güzel anlatımınızı özlemişim. Ben bana geçmeden önce isterseniz Ali Cimus Hocam'a söz verelim. Ben ondan sonra da devam edebilirim. Tamam. Ali Hoca burada mı? Buradayım. Ben göremedim seni. Tamam. Burada gördünüz mü? Hoş geldiniz. Gelmedi de. Ben görebiliyorum. Hoş geldiniz Ali. Hoş bulduk. Merhaba Özden. Geldiniz hocam. Sizin de fizyoterapistler gününüzü tekrardan kutluyoruz. Sağ olun hepimizin uluslararası değil de ulusal günü aslında. Aynen hocam. Senin sesi açık şu an. Siz de hoş geldiniz Ali hocam. Sizin de fizyoterapistler gününüz kutlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizin de kutlu olsun. Herkesin kutluyorum. Sizi de dinlemek isteriz. Değerli bilgilerinizi başlayabiliriz isterseniz. Tamam ben simültane olarak başlayayım ama ben süre 10 dakika diye biliyorum. Süre 10 dakika mı daha fazla mı bilmiyorum çünkü. Biraz uzadı. Evet ben ona göre ayarlayayım. Hani siz 10 dakika olunca da beni uyarabilirsiniz. Yani bir fizyoterapist olarak ve de yurt dışında birçok yeri görmüş olarak size tecrübelerimi sunmak istiyorum. Şimdi öncelikle fizyoterapist kimliği değişti dünyada. Artık fizyoterapi normalde şu deniyor örneğin uzman hekimin verdiği teşhise göre yani fizik tedavi görüyorsa ona göre fizyoterapi yapılıyor. Şu an hala bu yapılır ama bunun çoğu eksik Türkiye'de FTR hekimlerine göre planlanıyor. Ama baktığımızda örneğin ben şimdi İngiltere'de benim kendi ofisim var. Geçen sene hep orada hasta aldım. Orada direkt aksesten söz ediyoruz. Yani şu an dünyada konuşulan şey veya planlanan şey veya fizyoterapinin vizyonu nedir diye sorarsanız direkt aksestir. Yani dünyada şunu söylüyorlar. Senin omuzun ağrıyorsa, belin ağrıyorsa, dizin ağrıyorsa önce diyor fizyoterapiste git. Ondan sonra doktor veya hastaneye git. Yani şu an fizyoterapi aslında sağlık ocaklarında olan birinci basamak tedavi merkezi. Ve bu da Türkiye'de öyle veya böyle elinde sonunda Türkiye'de de olacak ama ne zaman olur? 50 yıl sonra mı 60 yıl sonra mı bilmiyorum. Ama genel olarak hani artık fizik tedavi birinci basamak tedavi tıpkı sağlık ocağındaki hekim gibi işte ilk oraya başvurması lazım. Ama Türkiye'de zaten sağlık ocakları da çok bildiğiniz gibi çok verimsiz çalışıyor. Ve insanlar sadece ilaç yazdırmak. O nedenle artık görüş açımızı böyle planlamamız lazım. Amerika'da 5 yıllık oldu fizyoterapi. Orada artık fizyoterapistler diş hekimi gibi direkt alıyorlar. Yani aptalın yaptığı yaklaşım o. Türkiye'de de yavaş yavaş bu gerçekleşiyor ama biraz daha zaman alacak. Yani Yunanistan'da da zayıftı fizyoterapistlerin durumu. Ama şu an ofis açan birçok arkadaşım, meslektaşım direkt hasta kabul ediyor. Öncelikle bunu bir aklınızda tutun. Yani sizin ileride hastayı direkt alma durumunuz var. O yüzden çok çalışmanız lazım. Birçok şey eklemeniz lazım. Ha burada doktor gibi teşhis değil. Fizyoterapi teşhisi yapıyorsunuz. Tedavinizi 2-3 gün yapıyorsunuz. 4. seans, 5. seans baktınız ki gerçekten hastanın durumu daha ileri bir tetkikse o zaman ne yapılıyor? Hastaneye gönderiyor. İleri tetkik yapılıyor. Bu yönde düşünmeniz lazım. Birincisi önemli olan bu. İkincisi fizyoterapistlerde benim gördüğüm hani fizyoterapi öğrencileri de mezunlarda fizyoterapiyi habire biraz daha altta görüyorsun.
Yani nasıl söyleyeyim? Öyle bir boyun ağrısı, bel ağrısı oldu. Şimdi sizin burada örnek verelim. Şimdi bir fizik tedavi hastası düşünün. Örneğin bir omurga problemi düşünün. Omurga probleminde ne yapıyoruz? İşte belde biz kuvvetlendirme egzersizi yapıyoruz. Osteopati biliyorsanız seral osteopati yapıyorsunuz. Omurga manipülasyonları. Bunların hepsini yapıyoruz. Kısaca bahsedeyim ben de kendimden. Bildiğiniz gibi Rumeli Üniversitesi'nde fizyoterapi rehabilitasyon bölümünde akademisyen olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bölüm başkanıyım. Aynı zamanda 2010'dan beri işlettiğimiz, sahibi olduğum bir sağlıklı yaşam merkezim var Denizli'de. Orayı da halen daha orası da hizmet vermeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi ben daha çok kadın sağlığı, pelvik taban üzerine ağırlıkla çalışıyorum. Bununla beraber klinik pilates ve skolyoz üzerine de çalışmalarım var. Genel olarak ben bu şekilde sizlerle mutluyum. Hasta da görüyorum arada. Ama öğrencilerimle de akademisyen olarak çalışmaktan memnunum. Genel olarak benim söyleyebileceklerim bunlar. Belki sizin sorularınız varsa bu arada Ali Hoca bağlanıncaya kadar sanırım geldi. Sorularınızı yorum olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. Hocam merhaba, sesim geliyordu umarım. Şimdi Ali Hoca yayına bağlandıktan sonra hani anlatmaya devam ediyordu ya. İsterseniz bizim birkaç tane sorumuz vardı. Hani onları cevaplayıp oradan doğru da İsa Hoca'ya da geçebiliriz isterseniz. Tabii tabii, olabilir. Ali Hoca geldi sanırım. Bugün İsa Hoca da bizimle tecrübelerini paylaşacak. Ben azıcık sizden moderatörlük rolü çalayım. Sonrasında da Ferda Hoca katılacak bildiğim kadarıyla. Ali Hocam duyabiliyor musunuz? Ali Hoca bağlanınca soruları cevaplar diye düşünüyorum. Hem İsa Hoca'ya da sorularınız olabilir. O da biliyorsunuz spor fizyoterapisti olarak çalışıyor. Belki ona da sorularınız varsa yazabilirsiniz. Moderatör arkadaşlar da sorularınızı iletirler. Evet. Vakit kaybedilmemiş olur. İsa Hoca buradaydı sanırım. Hocam burada mısınız? Merhaba, iyi akşamlar. Buradayım, evet. İyi akşamlar hocam, hoş geldiniz. Sizin de fizyoterapistler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim, hepinizin kutlu olsun. Ben şu an isterseniz başlayabilirim, isterseniz Ali Hoca'yı bekleyebiliriz. Ben bir sunum hazırlamıştım, kısa bir sunum. Soruları da sonrasında cevaplarız diye düşünmüştüm ama nasıl yapalım? Başlayalım isterseniz İsa Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, tekrardan iyi akşamlar. Açıkçası ben yani ilk davet aldığım zaman konuşmacıları, diğer konuşmacıları falan çok bilmiyordum. Yani isimlerini liste bana gelmemişti. Görünce biraz heyecanlandım çünkü yani aralarında Ali Hoca gibi beni yetiştiren, hocalarımı yetiştiren bir ismi görünce, hakeza diğer konuşmacıların isimlerini de gördükten sonra, yani tanışmasak da, onlar daha doğrusu onlar beni tanımasa da ben onların isimlerini sıkça görüyordum, hepsini tanıyordum. Dolayısıyla böyle isimlerle birlikte aynı etkinlikte konuşmacı olarak yer almak benim için ayrıca önemli. Bu yüzden bu sunumu benim için ayrıca bir önemli kılıyor. Kısa bir sunum hazırladım. Sonrasında yani süremiz kısıtlı olduğu için sonrasında da soru cevap için bir zaman ayırmak istedim. Önce kendimden bahsedeyim. Yani genelde öğrencilerin merak ettiği şey bu yola nasıl başladığım yönünde oluyor. Şöyle ki 2018 yılında Manisa Cevher Üniversitesi'nden mezun oldum. Mezun olmadan hemen öncesinde Erasmus Plus kapsamında staja gidebilmek için, gönüllü staja gidebilmek için, zorunlu stajlarımı tamamlamıştım çünkü, sınavlara girdim. Mezun olduktan hemen sonra da İspanya'nın Sevilla şehrinde hedefim olan sporcu sağlığı alanında ileride çalışabilmek için Sevilla'da bir sporcu sağlığını ve ortopedi alanında çalışan bir klinikte gönüllü staj yaptım. Bir diğer hedefim de şuydu, ben üniversite döneminde yabancı dille aram iyiydi, İngilizcem fena sayılmayacak düzeydeydi. Bir de İspanyolca öğrenmeye karar vermiştim. O dönemde belediyelerin açtığı ücretsiz kurslardan bir tanesine kaydolup önce temel düzeyde bir İspanyolca öğrenmiştim. A2 seviyesine kadar gelebilmiştim. Sonrasında da İspanya'ya giderek, yani başka bir ülke olsaydı örneğin Erasmus stajı için muhtemelen gitmeyecektim. Hatta başka bir yere başvurmadım. Bir miktar İspanyolca seviyemi de geliştirmek istedim. Döndükten sonra açıkçası kolay iş bile bulabilirim diye düşünmüştüm. Çünkü belirli bir düzeyde not ortalamam vardı. Yaptığım stajlar da fena sayılmazdı. Network'ümü geniş olduğunu düşünüyordum ama öyle olmadı. Uzun bir süre işsiz kaldığım bir dönem oldu. Sonrasında stajlardan, çevremden, tanıdığım insanlardan, bir şekilde fizyoterapi sayesinde yani çalışmalarımın sonunda tanıdığım insanlardan buz hokeyi milli takımına davet edildim. U18 yaş altı milli takımında çeşitli kamp ve turnuvalarda görevlendirildim. Akabinde de Tekirdağ'da bir ikincilik futbol kulübünde çalıştım. Yaklaşık bir sezon çalıştıktan sonra Fatih Karagümrük'te yaklaşık 3 sezonluk süren macerama başlamış oldum. Şu an hali hazırda burada 3. sezonum ve bir yandan da Atölye Akademi adında bir
danışmanlık şirketinde bir yeni mezun, şu an hali hazırda üniversite okuyan fizyoterapi öğrencilerine eğitim veren bir organizasyonda eğitmenlik yapıyorum. Bir yandan da Marmara Üniversitesi'nde hareket ve antrenman bilimlerinde yüksek lisans öğrencisiyim. Şimdi bir spor fizyoterapisti yazılmıştı afişte de benimle ilgili. Burada bir önce bir kavram karmaşasına bir çeki düzen getirmek istiyorum, bir düzeltmek istiyorum. Aslında spor fizyoterapisti sayılmam ben, bir takım fizyoterapistiyim. Spor fizyoterapisti için tamamlamış olduğum bir yüksek lisans programı yok. Yani yaptığım yüksek lisans bir spor alanında dahi olsa, bitirdiğimde bana spor fizyoterapisti ünvanını kazandırmayacak bu. Spor fizyoterapisi alanında yüksek lisans yapan fizyoterapistlerin kazandığı bir ünvan bu. Veya yani bu ünvanı illaki almak istiyorsanız muhtemelen benim gibi sadece futbolda çalışan, yani veya sadece tek bir branşta hastalar gören bir fizyoterapistten daha fazlası olmanız gerekiyor. Birden fazla branştaki sporcuyla çalışıp onların hangi sporda nelere ihtiyacı olduğunu yeterince biliyor olmanız lazım ki kendinizi spor fizyoterapisti diyebilirsiniz. Aksi takdirde benim için, yani benim gibi sadece bir takım fizyoterapisti olursunuz. Peki bu kimdir bu yani takım fizyoterapisti? Bu kavramları ayırmak çok şart mı? Bence değil, ama bir gün spor fizyoterapisti olmak istiyorum dediğinizde biri size yüksek lisans sorarsa çok da haksız sayılmaz. O yüzden bilginiz olsun. Kimdir bu spor fizyoterapisti veya takım fizyoterapisti diyelim, ne yapar? Öncelikle yani sporcunun yaralanmadan sahaya döneceği süreye kadar ki geçen sürede sağlık ekibinde en fazla sorumlu kalan kişidir diyebiliriz. Yani ben birazdan bu ekipte kimlerin yer aldığından da bahsedeceğim, ama açıkçası ne doktoru, ne masörü, diyetisyeni, psikoloğu, bunların hiçbiri sizin kadar vakit geçirmeyecek bir sporcuyla. Çünkü ya özellikle sakatlık ciddiyse o sporcunun en yakınında siz olacaksınız. Çünkü konuya en fazla hakim olan kişi de, rehabilitasyon sürecine en fazla hakim olan kişi de siz olacaksınız. Peki bu ekipte kimler yer alıyor? Çalıştığınız kulübe bağlı değişir. Çalıştığınız branşa bağlı değişir. Yani ideali, yani şu an futboldan söz edecek olursam Süper Lig ve Birinci Lig'de zorunluluğu olan takım doktoru, fizyoterapist, masör, beslenme uzmanı, yani diyetisyen, psikolog gibi branşlardan en az bir kişinin bulunması yönünde. Daha alt liglere gittiğiniz zaman kulüplere konan zorunluluk sadece masör ve doktorun olması yönünde. Yani bir fizyoterapist şartı aranmıyor. Ama ideali dediğim gibi, yani bunların her birinin olması. Ekipte ki bu uyum, bu hiyerarşi şu açıdan da önemli. Yani atıyorum alt liglerde çalışıyorsunuz ve deplasmana gideceksiniz. Bir beslenme programı yazılması lazım. Yani otellerden bir öğün, hangi öğünde neler yenileceğine dair bir liste yapılması lazım. Yani bunu yapacak olan kişi siz olabilirsiniz. Yani bu sizden beklenilebilir. Öte yandan ne yapar sorusuyla ilgili biraz daha açmak istiyorum. Çünkü yaptıklarımız aslında sadece tedavi süreci değil, hatta benim günümün büyük bir kısmı yani tedavi değil, aslında diğer işlerle de geçiyor. Yani yaralanmanın tekrarlanmasını önlemek için gereken önlemleri almak sizin sorumluluğunuzda. Bu konuyla ilgili antrenörlerle konuşmak, doktorla konuşmak, belki bu arada iletişimin anahtar rolünü almak sizin sorumluluğunuzda. İdeal şartlarda oyuncuların risk analizlerini yaparak sakatlanmalarını önlemek ve koruyucu rehabilitasyonu sağlamak da sizin sorumluluğunuzda. Oyun sırasında ilk yardım uygulamak gibi görevlerimiz olabiliyor. Kulüplerde bunu bazen doktor masör, bazen de doktor fizyoterapist yapabiliyor. Kulüpte çalışmadan önce muhtemelen aklıma gelmezdi bu, ama hastaneye transferi sırasında eşlik eden kişi de çoğu zaman siz olursunuz. Ve bazen refakatçi bile kalabilirsiniz. Yani bunlar spor fizyoterapisti dışında hiçbir zaman bir hastanızla kurmayacağınız ilişkiyi kurarsınız kulüplerde. Çünkü yani biraz daha farklıdır. Az önce Yelda Hoca da bahsetti. Yani birçok branşta aslında fizyoterapi mesleği sağlıklı olmayan insanlarla çalışmayı gerektirir. Spor fizyoterapisinde, takım fizyoterapisinde bu durum biraz daha farklı. Bir de teknik heyete bilgi verir. Dediğim gibi yani çalıştığınız kurumda, kulüpte her zaman doktor da olmayabilir. Yani aslında doktor bulunması şart. Çoğu yerde doktor bulunması şart olduğu halde bulunamayabiliyor. Geriye en yetkili kişi siz kalıyorsunuz. Teknik heyete kimin oynayacağı, kimin oynamayacağı, kimin antrenmana çıkacağı veya sakatlanması durumunda ne kadar sürede sahaya döneceği hakkında bilgi verecek olan kişi de sizsiniz. Bunların hepsi sizden bekleniyor. Avantajları ve dezavantajlarından bahsedeyim biraz da.
Yani çok fazla böyle avantajı olduğu düşünülüyor. Ya yani böyle Instagram'a koyabileceğiniz güzel postlar çıkıyor. Yani çok fazla göz önünde. Çünkü bu bir yani show business açıkçası. Yani tam bir reklam yapabileceğiniz bir alan gibi gözüküyor. Ama aslında birçok da dezavantajı var. Yani bunlardan bir tanesi zaman problemi. Yani ne zaman boş vaktiniz olacağı konusu sizin dışınızda bir şey. Bir düzeniniz yok. Ne zaman seyahat edeceğinizin de bir durumu yok. Yani çoğu zaman kötü hissetseniz de eğer takım deplasmana gidiyorsa gitmek zorundasınız. Takım kampa giriyorsa gitmek zorundasınız. Ben yani şöyle bir örnek vereceğim. Evlendikten 3 gün sonra takımla birlikte kamptaydım. Yani bu birçok meslekte aslında göze alamayacağınız bir durum. Ama spor kulüplerinde bu durum böyle maalesef. Stresli bir durum. Yani oyun gerçekten yani oynanan oyun gerçekten stresli. Ve karşınızdaki insanlar da stresli. Duygularınız yani gerçekten çok zirvede yaşayan insanlarla çalışıyorsunuz. Ve dolayısıyla bunu yönetebilmeniz, bunun üstesinden gelebilmeniz, bazen onlar bağırdığı zaman sizin yani sakinleştirmeyi bırakın, konuşmamayı seçmeniz sizin sorumluluğunuzda. Çünkü sporcunun stresli olduğu bir durumda veya olmadığı bir durumda da yani çoğu zaman sporcuya karşı çok fazla dikkatli olmanız gereken bir durum spor kulübünde çalışıyor olmak. Ücretler açıkçası beklediğiniz kadar yüksek olmayacaktır. Yani en azından eskisi kadar yüksek olmayacaktır. Yüksek olmayacaktırdan kastım yani çoğu insan spor fizyoterapistinin çok fazla geliri olduğunu düşündüğü için seçmeyi düşünüyor ama ya fizyoterapi alanı çok geniş bir alan ve gerçekten çok daha az bir çabayla çok daha yüksek ücretler kazanabileceğiniz çok fazla alana sahibiz. Sadece bu konuyla ilgili araştırmaya ihtiyacınız var. Ya ben mezun olduğum dönemde kendi çevreme baktığımda %80'inin spor fizyoterapisti olmak istediğini ama aslında bunların büyük bir çoğunun parasından dolayı veya gösterişinden dolayı bunu seçtiğini gördüm. Seçmeye çalıştığını gördüm. Ama bu isteklerle yola çıktığınız zaman sonuç hüsran oluyor. Çünkü uğruna çalıştığınız süre elde edeceğiniz şey karşısında maalesef sizi tatmin etmiyor. Bu da sizin kolayca vazgeçmenize sebep oluyor ve o ana kadar yaptığınız, çabaladığınız spor fizyoterapistliğine, takım fizyoterapistliğine has çabalarınızın hepsi suya düşmüş oluyor. Bu yüzden ne istediğinize karar vermekte biraz dikkatli olmakta fayda var. Avantajlarına gelecek olursak sonuçta bir oyun bu. Eğlenceli. Yani bir oyunun içerisinde yer alıyor olmak gerçekten güzel bir şey. Farklı kültürlerden insanlarla tanışıyor olmak güzel bir şey. Çocukluktan beri hayranı olduğunuz sporcularla birlikte çalışıyor olmak, onlarla arkadaş olmak da bence bunun avantajlarından bir tanesi. Ama bu da her takım fizyoterapistinin yaşayacağı şeylerden biri değil. Yani burada takım fizyoterapistleri veya spor fizyoterapisti alanında çalışan binlerce kişiyiz belki de. Ama örneğin Süper Lig'den örnek verecek olursam muhtemelen 50-60'ı geçmiyordur sayımız. Çok fazla sirkülasyon olmuyor. Bunu da bilmekte fayda var. Peki özellikleri neler? Yani bir takımda çalışan fizyoterapistin, takım fizyoterapistinin özellikleri neler? Öncelikle yeterli bir bilgi seviyenizin olması gerekiyor. Yani bu sporcuyu tedavi ederken sporcuyu tatmin etmek açısından önemli. Yani sporcunun size güvenebilmesi açısından önemli. Teknik EYT bilgi verirken bu işin üstesinden geleceğiniz konusunda onları ikna etmek konusunda önemli. Her konuda bilgi sahibi olmanız bekleniyor. Yani sadece mesleğiniz konusunda değil bazen oyun hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Çünkü onları hazırladığınız şeyi bilmediğiniz zaman sizin bu işi bilmediğinizi düşünebiliyorlar. İletişim önemli. İletişim fizyoterapinin her konusunda önemli ama şöyle bir durum var. Hastanede çalıştığınızda, klinikte çalıştığınızda o insanlarla bir defa çalışırsınız, iki defa çalışırsınız. Memnun kalınmaması durumunda özellikle hasta sizi sevmediğinde başka bir yeri tercih edebilir. Kulüpte öyle bir şansınız yok. Yani özellikle küçük bir kulüpte çalışıyorsanız ve tek fizyoterapist veya sınırlı sayıda bir sağlık ekibine sahipseniz minimum bir sezon boyunca birbirinizle iletişim kurmak zorundasınız. Birbirinizi sevmek zorunda değilsiniz ama birbirinizle iletişim kurmak zorundasınız. İnsan ilişkilerinin konusunda iyi olmak zorundasınız. Yani bunlar olmazsa olmazlar maalesef. Zaman yönetimi önemli demiştim. Yani önemli çünkü kısıtlı bir zamanınız var. Tedavi için kısıtlı bir zamanınız var. Kulüp dışındaki vaktiniz için de kısıtlı bir zamanınız var. Siz başladıktan sonra spor kulübüne başlamanız demek sizin yeterli olduğunuz anlamına gelmiyor. Yol boyunca sürekli çalışmanız gerekecek. Ve kulüpten arta kalan zamanda, işinizden arta kalan zamanda bolca ders çalışmanız lazım. Ondan da arta kalan zamanda ailenize vakit ayırmanız lazım. Ya bu döngüde gerçekten zaman yönetimi kurmak biraz zor. Stresli bir ortam demiştim. Stresli bir ortamın getirdikleri ve götürdükleri konusunda dikkatli olmakta fayda var. Çünkü bazen öyle anlar olur ki o anı yönetemezseniz, krizi yönetemezseniz spor kulüplerinde ilk vazgeçilecek halka siz olabilirsiniz. Sporcu, teknik heyet ve sağlık ekibi üçgeninde en zayıf halka maalesef bizleriz. Çünkü yani gözden çıkartılabilecek ilk kişi sağlık ekibi.
ve burada da en fazla sorumluluğu olan kişilerden bir tanesi de fizyoterapist. Peki nasıl olur? Yani insanlar, daha doğrusu öğrenciler, ben de öğrenciyken mezun olduktan sonra özellikle nasıl spor fizyoterapisti olurum, nasıl takım fizyoterapisti olurum, nasıl bu alanda çalışabilirim diye düşünüyordum. Aslında bir spor fizyoterapistinin özelliklerini sayınca 3 aşağı 5 yukarı o fizyoterapistlerin de, yani o fizyoterapi öğrencilerinin de, o yolda yürümek isteyenlerin de nelere sahip olması, hangi özelliklere sahip olması gerektiği 3 aşağı 5 yukarı çıkıyor. Genelde sorular şu oluyor. Ya ben hangi kursa gideyim de iyi bir spor fizyoterapisti olurum? Ya ben şunu görüyorum. Ya şu an çok fazla stajyer alımı sağlayamıyoruz maalesef ama bize gelen stajyerlerden gördüğüm en büyük eksiklerden bir tanesi temel bilgiler. Ya okulda öğretilen temel bilgileri öğrenmeden size kursların vereceği çok fazla bir şey yok. Ya kurslarda teknik öğrenmek gerçekten sizi kısa süreli bir yere götürebilir ama işin içinden çıkamadığınız vakalar konusunda temel bilgileriniz olmadıktan sonra çok büyük problemler yaşarsınız. Ki şöyle bir de durum var, yani özellikle büyük kulüplerde çalışıyorsanız sporcular kendi anatomilerine sizden daha fazla hakim olabilirler. Yani sizin bilmediğiniz anatomik terimleri bilen sporcularla karşılaşabilirsiniz. Benim öyle stajyerlerim oldu. Sporcu biliyorken bilmeyen stajyerlerim oldu. Ve bunlar mezun olmaya çok yakın kişilerdi. Çok yakın stajyerlerdi. Maalesef temel bilgiler olmadan olmuyor. Yani bunun üzerine kaç defa bastırmam gerekiyor bilmiyorum ama anatomi, fizyoloji, biyomekaniği bilmeden olmuyor maalesef. Yabancı dil konusu, eğer sertifikaya bir şey, yani CV'nize bir şey yazmanız gerekiyorsa bence yazmanız gereken en önemli özelliklerden bir tanesi bu, yabancı dil. Hedefiniz büyükse, yani küçük kulüplerde bile artık yabancı dilin önemini anlamış insanlar ama hedefiniz büyükse yabancı dili olmadan olmuyor. Ben şu an bulunduğum kulübe seçilmemin, çağrılmamın en önemli sebeplerinden bir tanesi yabancı dilde. Bana çok büyük avantajlar sağladı. Hem sporcuyla konuşurken hem yabancı teknik heyetle konuşurken yabancı dil çok büyük bir avantaj. Stajlar sizleri tanıyabilmemiz açısından çok önemli. Ama şöyle de bir durum var. Yani her zaman A takımda staj yapamayabilirsiniz. Yani biz yakın zamana kadar stajyer kabul ediyorduk. Ama stajyerlerle yaşadığımız bazı problemlerden dolayı, bu problemlerin de bize yansımasından dolayı maalesef artık stajyer alamıyoruz. Ama ben yani bir spor kulübünde çalışana kadar ki olan bir süreç, o süreçte hiçbir A takımda staj yapmadım. Altyapılar bunlar için biçilmiş kaptan. Yani altyapıdaki stajyerliklerden sonra orada sizden sorumlu fizyoterapistlerle konuşup bu alanda ne kadar istekli olduğunuzu gösterirseniz yarın öbür gün bir kulüpte bir fizyoterapist ihtiyacı olduğu zaman biz ilk oralara soruyoruz. Altyapılara soruyoruz. Yani sizde gelip çalışan ve gerçekten bir şeyler başarmak isteyen, bu alanda ilerlemek istediğini gösteren kimse var mı diye soruyoruz. Yakın zamanda böyle bir iş başvurusu için çok aradım. Maalesef böyle, yani kimse artık akademide staj yapıp zorluklarla karşılaşmayı göze almıyor. Herkes A takım sporcularıyla fotoğraf çektirme derdinde gibi gözüküyor maalesef. Sorumluluk alma konusu şu açıdan önemli. En önemli rollerimizden, yani kulüpteki sağlık ekibindeki en önemli roller fizyoterapiste bulunuyor demiştim. Ya bu kesinlikle öyle. Yani bunu maalesef yeterli bir roller eşit dağılmıyor. Ve bu sorumluluğun altından her zaman kalkamayabilirsiniz. Eğer üniversitede kendinizi bir konuda geliştirmediyseniz. Öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projeleri bu konuda önemli. Ben üniversite döneminde çok fazla sosyal sorumluluk projesinde, sivil toplum kuruluşunda görev alıp bu konuda kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bu sonrasında da bana şu açıdan fayda sağladı. CV'me yazdığım zaman çoğu kişi bunun ne olduğunu anlamadı belki. Ama gidip bir şekilde sorumluluk almam gerektiğinde bu sorumluluğun üstesinden gelebildim. Yani çok fazla sorumluluk aldım kulüplerde. Ve bence bunun en büyük nedeni hali hazırda buna alışmış olmamdı. Son olarak da sabır. Süreç gerçekten zorlu. Süreç gerçekten talibi çok olduğu için daha da zor geçecek. Ama maalesef çalışmak gerekiyor. Yani bunun kısa yolunu soran çok fazla öğrenci var. Ben de bunlardan biriydim. Bunun bir kısa yolu yok. Bunun tek bir yolu var. O da çalışmak. Çalıştıktan sonra bir şekilde karşılığını alıyorsunuz ama. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz olursa cevaplayabilirim. Tekrardan fizyoterapistler gününüz kutlu olsun. Hocam, değerli bilgileriniz için teşekkür ederim. Tekrardan sizin de fizyoterapistler gününüz kutlu olsun. Arkadaşlar, isterseniz sorularınız varsa alabiliriz İsa Hocam'a cevaplanması için. Yoksa hocam size birkaç sorumuz olacak. Önce arkadaşlarının soruları varsa onları alalım isterseniz. Tabii. Bu arada Ali Hoca geldiyse Ali Hoca'yı bekletmeyelim isterseniz. Sonrasında da cevaplayabilirim nasıl istiyorsanız. Hocam şöyle, şimdi arkadaşlar bekliyorum. Ben bir tane sorum olacak müsaitseniz. Tabii. Şimdi hocam, siz de biliyorsunuz ki bir sporcu sahada, örneğin bir futbolcu olsun, bir sakatlık geçirdi.
Daha sonradan işte hani o an maça hazır olması vesaire için bu skill testi yapılıyor, biliyorsunuzdur. Daha sonra onu yaptıktan sonra... Tam duyamadım. Skill testi yapılıyor. Evet. Daha sonra hani o sporcunun işte sahaya tekrardan girip girmeyeceği ona göre kararlaştırılıyor. Ondan sonraki süreçte yani benim her zaman merak ettiğim ve devamlı sporcu fizyoterapistlerle konuştuğumda sorduğum sorulardan birisi şu. Sizce Polaris protokolü mü yoksa Pisan Law protokolü mü? Yani buzu mu önerirsiniz yoksa hani kendi kendine biraz daha iyileşmeyi mi önerebilirsiniz? Yani Peace and Love mı yoksa polis protokolü mü? Hangisi olduğu yani benim cevaplamaktan ziyade şu an literatür ne diyor? Şu an literatür son olarak Peace and Love diyor. Ama ya spor kulüpleri biraz daha farklı ortamdan. Spor kulüpleri yani Peace and Love ile polis protokolünün en büyük farklarından bir tanesi anti-inflamatuarından kaçınmamız gerektiğini bir tanesi vurguluyor. Ya yani Peace and Love'da bunu görüyoruz. Spor kulüpleri sizin ideal ortamınız değil. Yani ideal iyileşme ortamınız değil. Orada bir de performans söz konusu. Hızlı dönme söz konusu. Ya bazen durumda bazı şeylerin artı eksilerini hesap edip ona göre bazen anti-inflamatuarı da tercih edebiliyorsunuz. Yani o yüzden burada benim tercihimden ziyade durumun ne gerektirdiği önemli. Ama bir tanesini seçecek olsam tabii ki Peace and Love daha kapsayıcı olması özelliğiyle. Yani çünkü Peace and Love'ın Love kısmı sonrasındaki süreci de bize gösteriyor. Yani orada dokunun ilk inflamasyon sürecinin o 5 işaretini geçtikten sonra yüklenilmeye başlamasıyla ilgili bilgiyi Love kısmında öğreniyoruz. Egzersizi orası vurguluyor. Sonrasındaki yüklenmeyi orası daha iyi vurguluyor. Ve daha kapsayıcı. Literatür de son olarak bunu diyor. O yüzden bir tanesini seçecek olsam o ama maalesef kulüpler ideal ortamlar değiller ya doku iyileşmesi süreci için. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun değerli bildiğiniz için. Çok sağ olun hocam. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek. Eklemek istediğiniz bir şey var mı son olarak? Hayır teşekkür ederim. Eğer arkadaşların sorusu olursa cevaplamaya hazırım. Yoksa da daha sonra da gelecek olursa. Bir tane soru geldi sanırım. Hocam Burak arkadaşımızın sorusu var da. Sporcun herhangi bir sakatlandığında iyileşme sürecinde daha erken döneminde önemli etkilerini soruyor. Daha erken dönmesi. Yani daha erken dönmesi. Daha erken dönmesi. Etkenler nelerdir? Neleri yapsak daha hani erken sahayı alabiliriz ya da maçı alabiliriz diye soru soruyor galiba. Bir de hocam hani sakatlandıktan sonra maksimum ne kadar da sahaya dönebiliyorlar? Şimdi tersten başlayayım. Son sorudan başlayayım. Yani evet. Aslında soruların cevapları birbirine çok benzer. Hangi sakatlık? Ya bu ön çapraz bağ sakatlığıysa çok uzun sürer. Eğer yani çok düşük seviyede bir zorlanma problemi ise, bir düşük seviyede bir strain ise çok daha yakın zamanda döner. Benim yani çok daha uzun sürede dönen sporcularım da oldu. Yani şu an çok yakın zamanda bir ön çapraz bağ sporcumla yeni sağ yani takımla birlikte çalışmalara başladı. Ama hiç maç kaçırmadığımız sporcu yaralanmalarımız da oldu. İyileşme sürecinde daha erken dönmesi için önemli olan etkenler neler? Bu çok faktörlü bir süreç, iyileşme süreci. Yani kişinin nasıl bir yapısı olduğu önemli. Geçmiş sakatlıkları önemli. Yani örneğin hamstring sakatlanmalarında erken dönemde tekrar sakatlanma olasılığı 11 kat fazla olabiliyor. O yüzden geçmiş sakatlıklarını değerlendirmek önemli. Bazen kişinin daha erken dönebileceğini bildiğiniz halde bu risk faktörlerini düşünüp daha geç döndürmeyi düşünebiliyorsunuz. O kadar çok şeyden etkileniyor ki bu. Ya sezon ortasına geliyorsunuz veya milli araya geliyorsunuz. Orada sporcuyu erken döndürmek gibi bir hedefinizi artık ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya ben bunu erken döndürmeyeyim. Ben bunu biraz daha geliştireyim. Sonrasında sakatlanma ihtimali daha da düşük olsun. Ama dediğim gibi yani biz spor kulüpleri performansla iyileşmenin birbiriyle artı eksi hesabının birbirine girdiği yerler. Bu artı eksi hesaplarını yapıp sonrasında süreyi de hesaplıyoruz. Beslenmesinden tutun uyku düzenine kadar birçok şey daha erken dönmesi sürecine etki ediyor. Hocam çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ali Hoca galiba bağlanmış. Evet arkadaşlar ben bağlanabildim sonunda. İsa'cığım çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için de. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Nasıl Ali ses geliyor bu sefer? Evet güzel sesiniz. Hoş, şeyden biraz telefon ısındığı için galiba böyle olmuş. Olabilir. Şu an tamam. Güzel geliyor hocam. Tamam ben şimdi spor terapisti için arkadaşlar
Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konu seçmişler arkadaşımız da. Meslektaşımız da çok güzel anlattı. Hakikaten en zor kısım spor terapisti. Yani ben bana sorsanız en zor hangi fizyoterapistlik? Spor terapisti. Ben çünkü Kütahya Spor'da da sporcularını almıştım. Antep'te Royal Halı basketbol takımını takip etmiştim ve orada yani 10 tane başarı sağlarsın sporcuda. Bir tanesinde sıkıntı olduğumu yaptığınız her şey çöp olur. Yani o nedenle hani mutlaka bir öncesinde mutlaka bir kulüpte staj yapınız ve aşağıdan başlamanızda fayda var. Ve çok değişik ağır davranışlar var. Yani oradaki sporcular çok büyük paralar kazanıyor. Spordan sorumlu kişiler çok çok zengin. Buna bağlı davranışlara çok farklı olabilir. Terapist daha alt seviyede olabilir. Örneğin doktora zam yapılıyor, sporculara zam yapılıyor, terapiste yapılmıyor. Buna benzer birçok hoş gelmeyen davranışlar da olabilir. O yüzden en zor bence terapistlik, spor terapistliği. Bir de pediatri. Benim hani muhtemelen hiç yapamayacağım, uzun süre çalışamayacağım yerlerden bir tanesi. Şimdi bu mesleğe katılacak fizyoterapistler için öncelikle şunu söylemek istiyorum. Fizik tedavide en üst mertebe fizyoterapisttir. Boyun ağrısında, bel ağrısında, diz ağrısında, kalça ağrısında, omuz tenisi dirseği, karpal tünel, rehabilitasyon hangisi? En yüksek mertebe fizyoterapisttir. En üst seviye. Ve asıl ona verilmesi lazım. Çünkü dünyada buna doğru bir yönelim. O nedenle siz en yüksek mertebede fizyoterapist olarak boyun ağrısı da en yüksek seviye siz iseniz ona göre kendinizi geliştirmeniz lazım. Ya yani şöyle demek istiyorum. Örneğin bir boyun fıtığı veya bel fıtığı için doktorun elindeki silahlar neler? Bir tanesi ağrı kesici, bir tanesi anti-inflamatuar, kortizon. Bunların hiçbiri tedavi edici değil. Hiçbiri kasları düzeltmez. Hiçbiri kollageni toparlamaz. Hiçbiri oradaki dokunun mikrosirkülasyonunu düzenlemez. Hiçbiri oradaki dönen vertebrayı düzeltemez. Anladınız mı? Fizyoterapist modern toplumun sihirbazıdır. Elleriyle sanat yapar. O nedenle sizin sorumluluğu böyle kabul etmeniz lazım. Örneğin bazen öğrencilerim geliyor, kursiyerlerim geliyor. Hocam benim migrenim var, ne yapayım? Doktora gideyim mi? Ben de diyorum ki zaten sen en üst mercisi, doktor sana gönderecek. Ha, örneğin başka ciddi sistemik bir şey olduğunda tamam. Orada doktorlar devreye giriyor, ona bir şey demiyor. Bir tümör varsa veya başka bir buna bağlı bir kas iskelet problemi varsa tamam. Ama fizik tedavide migrenin varsa bakacaksın. Temporal kasta mı bir şey var? Suboksipital kaslarda gerginlik var, trapez mi var, diz sıkma mı var, mide problemim var, beslenme problemim var, postür problemi, bunları zaten sen yapacaksın. Anladınız mı? Şimdi bizim en büyük sorunumuz bu. Mesleğe girerken bunu hissedemiyoruz. Yani veremiyoruz. Yani kişi mesleğe giderken ben boyun ağrısı olduğunda, ben siyatik ağrısı olduğunda en üst seviye ben olmalıyım. Yani ben bu işte otör olan kişi ben olmalıyım diye düşünüp kendini öyle geliştirmesi ve öyle öğrenmesi. Bizdeki en büyük sorun o. Biz ne yapmışız? İşte kendimizi örneğin doktorlara bırakmış. Doktor bilir. Doktor bilmez. Kası nasıl kuvvetleneceğini bilmez. Vertebrayı nasıl düzelteceğini bilmez. Kasın dolaşım nasıl arttıracağını bilmez. Çünkü onun eğitim sisteminde o yok. Bizim eğitim sistemimizde var. Biz dolaşım nasıl arttıracağımız, yapışıklıkları nasıl çözeceğimizi biliyoruz. O nedenle bizim ilk başta mesleğe başlarken kendimizdeki seviye bu. Boyun ağrısı konusunda ben sağlık personeli arasında en iyi seviyede olan, en bilgili olan kişi benim. Diz ağrısında en bilgili kişi benim. Fizyoterapisttir. Onu hissettiğimiz ama bu işin içine girip hem maddi hem manevi olarak çok şey kazanacağız. Bu bizim eksiğimiz olan şeylerden bir tanesi. Çok fazla korkuyoruz. Yani birileri örneğin bizim işte doktorculuk oynar demesinden çok korkuyoruz. Teşhis sözcüğünü söylemekten korkuyoruz. Oysa ki bütün dünyada kullanılıyor. Bütün dünya direkt aksese geçmiş. Bakın ben bir yıl boyunca İngiltere diye giden bir ülkede ve daha denkliğimi almadan sadece manuel terapi. Direkt hasta aldım. Fatura yazdım. Hasta yaptığım hastayı raporları hastaneye, doktorlara, hastanelere gönderdim. Benim hani İngiltere'de bir şeyim yok. Profesörlüğüm bir şeyim yok.
burada tamamıyla dediğim gibi bir fizyoterapiste verilen kıymet o. Dünyanın gitmesi gereken şey bu. O nedenle özellikle mesleğe gerek bunu yapmanız lazım. Ben çok fazla kas iskelet çalışıyorum, osteopati, kardiyopraksi, geleneksel tıp, Çin tıbbı, İbn Sina tıbbı. Ben daha çok bu alanlarla çok çalışıyorum. Ve fizyoterapide, fizikte daha önce eksiklikler var. Birincisi beslenme. Çok boş geçiyor. Beslenme çok önemli. Bu konuda mutlaka ekstra eğitim almak lazım. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Okullardaki dersleri arttırmamız lazım. Psikoloji, bilinçaltı, kronik ağrı bunlar çok az işleniyor. Bu konuda özellikle kendimizi geliştirmemiz lazım. Özellikle bunun beraberinde tabii ki ve palpasyon. Hani burada zaten biz maalesef korona girdi, araya deprem girdi, yok darbe girdi, yok bilmem ne derken son 5-6 yıldır maalesef öğrencilerimiz yeterince pratik yapma şansı bulamadılar. Bu da biraz eksiklik oluyor gerçekten. Şimdi kardiyopraksi mesleği tamamen manipülasyon üstüne geçiyor. Yani ben akarman kardiyopraktırım. Bütün problemleri omurgada manipülasyonla tedavi ediyor. Ve genellikle kardiyopraksi seansı 15 dakika sürüyor. 12 dakika, 15 dakika sürüyor. Kardiyopraksi'de amaç omurga düzgünlüğü, eklem düzgünlüğünü sağlamak. Peki bu tek başına yeterli mi? Yeterli bir tedavi? Hayır. İsveç'te, Amerika'da gördüğüm merkezlerde ne yapıyor? 15 dakikada manipülasyonu yapıyor. Sonra yumuşak doku için ne yapıyor? Masör tutuyor. Veya böyle hyperbolik denen aletler kullanıyor. Elektroterapi kullanıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kardiyopraksi etkili bir yöntem ama süper bir yöntem değil. Öte yandan örneğin osteopati. Osteopati çok güzel. Ne yapıyorsunuz örneğin? Visceral osteopati, fonksiyonel osteopati, manipülasyon, mobilizasyonlar. Visceral osteopati, visceral sistem manipülasyonları. Kraniosakral osteopati ve miyofasyaliniz. Hakikaten çok güzel. Ama osteopatide de manipülasyonlar biraz zayıf, visceralde beslenme zayıf. Yani hiçbir teknik tek başına süper değil. Peki ne yapmalıyım? Bence iyi bir lisans dönemi geçirdikten sonra eksik olduğunuz birkaç konuda, hangi konuda çalışmak istiyorsan, onun üstüne eklemeler yapılabilir, kurs alınabilir. Ardından tekrar bu aldığınız eğitimleri bir getirisi olması lazım. Üstüne koyması lazım. Sonra onun üstüne biraz daha koymanız lazım. Yani ömür boyu öğrenme yöntemi. Örneğin ben profesörüm. 33 yıllık terapistim. Ve bunun beraberinde birçok konuda çalıştım. Göğüs kan damar cerrahisinden pediatriye. Hem ders anlattım. Hem osteopatite, kardiyopatite her yönden tedaviler yaptım. Hep üstüne yapıyoruz. Örneğin şu an eksik olduğum konular var. Örneğin bilinçaltı bu şu aralar benim en çok ilgilendiğim konular. Ya yani bakıyorum ki ağrının, kronik ağrının ve birçok kas iskelet problemin altında bilinçaltı çıkıyor. Bakın nereden nereye geliyorsun. Ondan sonra bunun beraberinde şeyler, mikrobiyota şu an bütün dünyanın tartıştığı konu. Bak bağırsaklarımızdaki bakteri miktarı. Bakteri miktarı ve bağırsaklarımızdaki bakterilerin ahengi bizim yaşam şeklimizi, her şeyimizi, genetik yapımızı, her şeyi etkiliyor. Yani senin çok iyi bir kas rehabilitasyonu yapman için bağırsaklardaki bakterinin ve asit düzeyinin ve bakteri yoğunluğunun miktarı çok önemli. Çünkü şey yapamıyorsunuz, T hücresi çalışamıyor. Bağırsaklar veya herhangi bir bağırsaklarda problem olduğunda serotonin eksik kaldığı için hep gergin kalıyor. Ve buna benzer birçok. O nedenle her zaman eğitim devam ediyor. Siz yaşam boyu öğrenme dediğimiz şeyi takip etmeyiz lazım. Yurt içi olur, yurt dışı olur. Her yere gitmeye çalışın. Yurt dışına gittiğinizde yurt dışından Türkiye'ye bakmak çok önemli. Ve ben bunu da söylüyorum. Fizyoterapistlerin para kazanmaması fizyoterapi mesleğiyle ilgili değil. Doktorların yaptığı baskıyla ilgili değil. Sizin bakış açınızla. Bu mesleği sevmeniz lazım. Hiçbir meslek para için yapılmaz. Dokunmanız lazım, hissetmeniz lazım. O nedenle özellikle mesleğe yeni başlayanlar için bu çok önemli. Örneğin kardiyopraksi'de bazen çok şeyler söylüyorum. Yok işte omur kırılır falan. Yok bunlar tamamen şey hikayeleri, efsane hikayeler. Amaç işi tehlikeli göstermek. Amaç işi daha fazla pahalı göstermek için söyleniyor. O yüzden doğru teknik, yani bilgi korkuyu yener. Bilginizi iyi yaparsanız korkunuzu yenersiniz.
ve daha iyi tedavi yaparsınız. Komplikasyon olabilir. Neden? Çünkü siz dikkat etmezseniz, bilgiyi yarım yamalak öğrenirseniz tabii hata olur. Dünyanın her yerinde olur. Sadece Türkiye için değil. Önemli olan kendinizi geliştirmek bu açıdan. Bu çok önemli. Sertifikalar için de bir örneğin ben kendim hani mümkün olduğunca kredilendirmeye çalışıyorum. Avrupa Birliği akreditesleri vermeye çalışıyorum. Çünkü yurt dışına gittiğinizde eğer giderseniz Türkiye'de bunun bir anlamı olmayabiliyor çünkü. Yurt dışına gittiğinizde şey soruyor, sen bir eğitim almışsın, kaç saat almışsın, bu senin yükü nedir? Ben de mümkün olduğunca bunların hepsinin kredilendirmesini yaptım, sertifikalar yerleştirdim. Bana niye kredisi az çok diye hiçbir eleştiri gelmiyor. Sadece bazen bu gerçekten bu öğrenci bu sertifikayı almış mı diye bana yurt dışından mailler geliyor veya yeniden destek referans mektupları geliyor. Onları da ben elimden geldiğince desteklemeye çalışıyorum. Benim diğer projem de özellikle benim amacım bu kursların, bu mezuniyet sonrası eğitimlerin hepsinin yüksek lisansa tıpkı bizim Rumeli Üniversitesi'nde olduğu gibi yüksek lisansa taşımak ve insanlar işte belli bir kredi eğitim aldıktan sonra manuel terapi uzmanı, spor terapisti uzmanı, kadın sağlığı uzmanı gibi konularda yükselmesi. Bunu bana yurt dışındaki bir mail osteopat hocam, bir arkadaşım demişti. Ya siz dedi sadece fizyoterapistler var, sadece fizik tedavi uzmanları. Niye dedi bütün bu uzmanlıkları, örneğin occupational terapiyi, kariyopraksiyi, osteopatiyi yüksek lisansa taşıyıp temelde herkes fizyoterapist olsun, uzmanlıkta osteopat olsun, uzmanlıkta kariyopraktör olsun, uzmanlıkta kadın sağlığı terapist olsun. Biz de diyor yurt dışında hep birbirimizle girmiş durumdayız. Örneğin İngiltere'de 30-40 tane çeşit aynı mesleği yapan insanlar var. O yüzden çok büyük sorunlar yaşıyorlar kendi aralarında. Bence bu benim de hani özellikle ileride yapmaya çalıştığım o öyle belki bir ekip grubu kurup, ekip arkadaşları kurup bunu tezli veya tezsiz yüksek lisans üstünden yürütmek daha anlamlı bir altyapı altına sokmaya çalışmak olacak. Benim hani özellikle benim aklıma ilk gelen şeyler bunlar ama sizin sorularınız gelirse ben de size yardımcı olmak isterim. Teşekkürler hocam. Bilgileriniz. Hocam değerli bilgileriniz için öncelikle çok teşekkür ederiz. Yani size bir sorum olacaktı. Örneğin hani kayropraktik uygulamada biliyorsunuz boyun fıtığı ve bel fıtığı çok fazla hani geliyor. Baktığınızda hani en çok gelişim en kısa sürede hangisine daha iyi olur? Hangisine daha iyi bir tedavi şekli olur? Bundan bahsedebilirsiniz. Şimdi kariyopraksi de ayak bileğinden C1'e kadar, atlasa kadar, omuza kadar bütün vücudu manipüle ediyorsunuz. Ve bu manipülasyonda normal dizilimin dışına geçen bütün vertebraları düzeltiyorsunuz. Skolyozu düzeltiyorsunuz ve böylece sistemi düzeltiyorsunuz. Kariyopraksi de boyun fıtığı veya bel fıtığı akut dönemde de kullanabiliyorsunuz. Çünkü rotasyonu düzeltiyorsunuz. Yani akut dönemde bile kariyopraksik teknikler kullanabiliyorsunuz. 3 yaş ile 70 yaş arası. Şimdi eğer bir problem kronikse orada yumuşak doku da sertleşmeye başlıyor. O yüzden daha fazla seans yapmanız lazım. Akut dönemdeyse örneğin dün düşmüş olabilirsiniz, bir sporcu olabilir veya bir ağır bir şey kaldırmışsınızdır. Orada ilim dönmüştür. Onun tedavisi birkaç seans tarzı, yani 3 seans, 5 seans tarzı. Akut dönemde daha hızlı sonuç alırsınız. Kronik dönemde hem daha sonuçlarınız iyi olmaz, hem de yumuşak doyu toparlamak için biraz daha başka teknikte kullanmanız gerekir. Bu şekliyle düşünmeniz gerekiyor. Yani, teşekkür ederiz hocam. Sesim daha demin kapanmış da. Aynı arkadaşımın bir sorusu var. Bu osteopati için yüksek lisans bölümü mevcut mu? Nasıl eğitim alınabilir? Ali Hoca'ya sorum geldi. Şimdi şöyle, bizim Rumeli Üniversitesi'nde şu an biz manuel terapi yüksek lisansını açtık zaten. Bir senedir açık ama onu tam toparlayamadık ama Ağustos ayında inşallah alımları yapacağız. Bizim osteopatik manuel terapi yüksek lisansı. Osteopati yüksek lisansına da çevirebiliriz sonra. Biraz daha kredileri arttırarak. Amacımız ama her şey daha böyle daha iyi bir altyapı, daha böyle okul seviyesine getirme. Onların programı kaç yıl bilmiyorum. Ama İspanya'da ve İngiltere'de 2-3 yıllık programlar var osteopati. Fakat ben osteopatiyi, yani şöyle kendim kişi olarak söylüyorum.
osteopati 4 yıllık yapmanın biraz zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Ama bu bir tercih. Yani hani eleştiri değil. Ben kendi adıma söylüyorum. Fizyoterapistler için söylüyorum. 4 yılda öğretiyorsunuz ama örneğin öğrenci mezun olduğunda servikal manipülasyonları zayıf kalıyor. Çünkü manipülasyon öğretmemeye çalışıyorlar veya saklıyor. O nedenle şey yapmak lazım. Hani biraz daha osteopatik manuel terapi daha iyi. Çünkü örneğin visceral osteopati anlatıyorsunuz. Karaciğer problemini anlatıyorsunuz. Çok güzel. Mobilizasyonu anlatıyorsunuz. Çok güzel. Ne yiyecek, ne içecek anlatılmıyor. Bilinçaltı çok önemli diyorsunuz. Hipnoz anlatılmıyor. Yani ben de ne yapmaya çalıştım? Bunların hepsini bir araya getiren osteopatik manuel terapi yüksek lisansı işte Özden hocamızla birlikte planlamayı düşündük. Örneğin pelvik taban mobilizasyonları gösteriliyor. Ama bu yeterli değil. Çok yüzeysel kalıyor osteopatide. Ona biraz daha kadın sağlığı eklemek lazım. O yüzden biraz daha dersleri genişlettik. Daha hedef odaklı yapmaya çalıştık. Ama biraz daha geniş yapısa daha iyi olur. Ama elimizdeki süre içinde en güzelini yapmaya çalışacağız. Teşekkür ederim hocam. Bir de bir Zeynep arkadaşımızın bir sorusu var. Hani bilinçaltından bahsetmişsiniz. Evet. Arkadaşımız hani bilinçaltında sadece ağrının hissedilmesi mi önemli? Sormak istediği konu tam olarak buyum. Yani nasıl faydası olur? Tabii bu biraz şimdi tabii bu çok uzun bu çok uzun bir konu ama ben yine hemen kısaca anlatayım. Şimdi bizim bilinçaltımız ve bilinç birlikte çalışıyor. Bizi yöneten bilinçaltı. Ve örnek verelim. Kronik ağrı nedir aslında? Okulda öğrendiğiniz gibi gerçek bir ağrı değil. Santral korteksten geliyor. O nedenle ne yapıyor? Korteks o bilinç altındaki huzursuzluk, gerginliğe göre ne yapıyor? Koruma alıyor. Yani siz ağrıyı neden hissediyorsunuz? Orayı korumak için hissediyorsunuz. Örneğin eğer bilinç altınızda korkular, endişeler varsa tenisçi dirseğindeki kronik ağrının sebebi, örneğin basit anlamda söylüyorum, o diyor ki ya bu şimdi kesin tenisçi dirseğine zarar verir diyor, ben bunu koruyayım diyor. Çünkü endişeli, korkulu ya. Gereksiz yere ağrı ve spazm üretiyor. Anladınız mı? Ağrı mekanizması. Ağrı mekanizması tamamen koruma amaçlı. Anladınız mı? Yani bunu biraz daha geniş şeyde platformda size anlatsam daha iyi olacak. Onun üzere. Evet. Teşekkürler hocam. Beyza'nın da bir sorusu var. Diyor ki az önce spor fizyoterapisti için zor bir fizyoterapistik alanı demiştiniz. Önerebileceğiniz alanlar neler diye soruyor. Bu tamamen sizin içinizden gelecek. Ya bir yerde başlayacaksınız. Örneğin ben yavaş yavaş ya bir yere bir başlayacaksınız. Sonra kendinizi bulacaksınız. Her meslek çok güzel. Anladınız? Bir şeyi severseniz katlanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Anladınız mı? Yani önemli olan sevmek. Mesleğinizi sevmeden sakın devam etmeyin. Sevecek bir yeri bulmanız lazım. Eşinizden daha fazla ilgilendiğiniz şey meslek. Sevmek zorundasınız. Sevmezseniz çok biraz azap çekersiniz, onu söyleyeyim. Fizyoterapi çok zor. Çok teşekkür ederiz hocam. Hocam bir de özel olarak bir soru sormak istiyorum. Hani bizim okulda eğitim veriyorsunuz, biliyorsunuz. Üçüncü ve dördüncü sınıflar olarak baktığımızda, üçüncü sınıfta eğitiminizi almamız bizim için iyi olur mu? Yoksa dördüncü sınıfı beklemeli miyiz? Bence dördüncü sınıfı beklemenizde fayda var. Ben özellikle sizin hani yüksek lisansa almayı daha çok tercih ederim. Ama yine de yok, biz ileride herkes yüksek lisansa girmesine gerek yok. Ne kadar mezuniyete yakın olarak alırsanız daha iyi. Abi ya sadece benim kursum için değil. Çünkü bir kursu aldıysanız ve pratiğini yapmazsanız unutursunuz. Para kazanmazsanız unutursunuz. Çok kapitalist bir şey oldu ama yani o bilginin değerli olması için, anladınız mı? Ben size istediğim kadar migreni anlatayım. Bir hastayı alıp atlas manipülasyonu yapıp o hastadan ya çok iyi geldi bu ilaçtan daha iyi deyinceye kadar oturmayacak. Anladınız mı? O nedenle ne kadar siz hastaya yakın alıp başlayabilirseniz, ne kadar mezuniyete doğru alırsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Bilginiz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Birkaç soru daha var, hemen onları da soralım. Şarjım her an bitebilir. Hala sormuşum. Efendim? Sizin omuz yırtıkları, omuz sorunları 2-3 seansla iyileşebilir videonuzu izlemiş. Bunun osteopati temelli evet. Yapılabilir mi diyor. Tabii omuz ağrısı arkadaşlar. Şimdi bir kere omuz yırtığında
kas kuvvet kaybı olmadığı sürece hiçbir yırtığın ameliyata gerek yok. Onu hani özellikle ve düzgün osteopatik bir tedavi yapılırsa özellikle impingement için söylüyorum ve hastanın fiziksel bir problemi yoksa çok kısa sürede sonuç alırsınız. Yani o omuz çok güzel tedavilere çok güzel cevap verir. Ama hastanın kalp problemi var, hipertansiyonu var, diyabeti var. Onlar da biraz daha gecikir tabii. Ama ortalama genel olarak konuşursak ekstra fizyolojik bir şey yoksa 2-3 seansta çok güzel sonuçlar alır. Evet, Fatih de bir soru soracakmış. Tabii Fatih, açabilirsin istersen. Son bir soru alalım Fatih'ten. Arkadaşlar merhaba. Tamam. Hocam merhaba. Özden hocam, Ali hocam. Merhabalar. Ben hocam bu bilinçaltıyla alakalı dediniz ya, kronik ağrı. Ben bununla alakalı işte evet, geçenlerde bir şey okudum. Tam bu dediğinizle alakalı vagal inflamatuar refleks diye bir kavramı keşfettim. Yani şöyle kısaca evet, bahsedeyim çok uzatmadan. Mesela bizim bağırsağımızda bir iltihap var. İşte atıyorum ülseratif kolit, kron olabilir. Bu kronikleştiğinde vagusa bir input yolluyor sürekli olarak. Vagus da buna karşı bir refleks geliştiriyor. Ne oluyor beyinde? Dopamin düşüyor. Adrenalin kronik olarak yükseliyor. Buna bağlı, dopaminin düşmesine bağlı olarak plastisite gözde görülür bir şekilde düşüyormuş. Sonra bu yükselen adrenalin de periferdeki damarlarımız konstrikste oluyor. Periferde vaskülit oluyor. Çomak parmak görünüyor. Ve uzun süreli dönemde tekrar nörodejeneratif hastalıklar görülüyor. Depresyon, yani zaten dopamin ve serotonin düştüğü için ağrının prefrontal kortekste olan yorumlanması değişiyor. Kişi ağrıyı kötü hissediyor modu düştükçe. Evet. Yani bende de ülseratif kolit olduğu için söylüyorum, bir de komorbid olarak ankilozan da var. Yani ben iyiyim ama şu an benim de yani bu depresif sorunları bir dönem çektim. Yani ben bu şeyi öğrendiğimde bir evet, aydınlanmış oldum bayağı. Bütün kronik hastalıkların şeyinde depresyon, bir ağrıyı kötü hissetme şeyleri var. Bu dediğiniz o yüzden tam böyle ve bir... Ve tabii tabii bilinçaltı travmaları, işte dediğim gibi bak şöyle düşünün. Neden inflamasyon oluyor? İnflamasyonun amacı nedir? Ağrının amacı nedir? Spazmın amacı nedir? Anladınız mı? Bunların hepsinin çok detaylı konuşmamız gerekiyor. Psikoloji, bilinçaltı, bilinç, bunların arasındaki ilişki, bunları biz daha çok işte kraniosakral osteopati de işliyoruz. Bir de benim bir öğrencim var, hem Nezahat asistanım hem Hamit asistanım, ikisi de özellikle bilinçaltı çok sevdiler, çok çalışıyorlar ve şunu gördüler. Eğer diyor bilinçaltı iyiyse, büyük travmalar yoksa dokuya üflerseniz de iyileşiyor. Anladınız mı? Ama bilinç kötüyse, korku, endişe ve buna bağlı hormonlar, sinir sistemi hormonları kötüyse, yani yetersizse, ne yaparsanız yapın doku iyileşmiyor. Tam tersi inflamasyon devam ediyor, koruma devam ediyor. Bu biraz daha uzun süre konuşmamız gereken bir konu. O nedenle hani hem çok fazla zamanınızı almayayım, hem de ileride inşallah size bunu özel olarak da anlatayım. Özellikle arkadaşlarımla birlikte. Çünkü biraz eksik kalırsa da tam istediğimiz yere varmayacak. Zaten bu konuyu iyi öğrenmeniz gerekiyor. İşte korona, deprem, birçok problem. Bunlar bizim birçok bilinçaltı problemleri ve bunun beraberinde bağışıklık sistemi hastalıklarını artacak. İşte ülseratif kolit, Crohn, ankilozan spondilit, SEDEF, bütün deri hastalıkları, tiroid hastalıkları, onlarla ilgili sizinle belki bir ara daha iyi bir söyleşi yapabiliriz. Evet hocam, bunlarla alakalı birkaç bir şey var. Şimdi uzatmak istemiyorum. Bizim okuldan Alper hocamız var bölümden. O bana bahsetmişti. Onun bir tane arkadaşı fakülteden gastroenterolog. İlk başta korona ile alakalı bir çalışma yapıyorlar. Sonra bu bağırsak probiyotasıyla, mikrobiyotasıyla alakalı kortizona, hatta imurana karşı dirençli hastalıklarda endoskopik olarak bifidobakteri infantris zerk ediyorlar. Bakıyorlar, mükemmel sonuçlar alıyorlar. Sonra çalışmayı genişletiyorlar. İşte romatoid artritte, lupusta vesaire birçok hastalıkta sonuç alıyorlar.
Bu Alper Hoca'nın arkadaşı 5 kıtada 3 ödül alıyor. Amerika Gastroenteroloji Derneği ödül veriyor. Nature'da bile makalesi yayınlandı. Yani bağırsak mikrobiyotası da o dediğiniz gibi az önce tekrar az önce parmak bastınız. Muazzam yani birçok şeyde etkili. Evet, teşekkür ederiz Fatih katkıların için. Şimdi sanırım Ferda Hoca da burada. Dilersen... Hemen Ferda Hoca'yı bağlayacağım hocam. 1-2 dakika. Tamam. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Öncelikle fizyoterapistler gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. Hepimizin fizyoterapistler günü kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Ben Ceyda Kurtoğlu hocam. İstanbul Rumen Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kulübü Başkanıyım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Bugünkü etkinliği benim arkadaşım Arif ile moderatörlüğünü üstleniyoruz. Evet, sizi aramızda görmekten çok onur duyuyoruz ve dilerseniz başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Şimdi kısaca şöyle bir giriş yapayım. Sonra bence soru sormak isteyen varsa soruları alayım bir an önce. Tabii çünkü soru kısmı biraz daha güzel, daha keyifli geçiyor. En son bir saat boyunca hocamızla yapılan konuşmaları birazcık dinleyebildim. Şimdi şöyle, ben 2002-2006 arasında hemşirelik ve ebelik lisesinden mezun oldum. Ve bizim o dönemki eğitimimiz Bursa Devlet Hastanesi içerisinde. Hastane içinde bir eğitimdi ve hocalarımız tarafından işte her sınıf 30 kişi eğitilirdi. Ve her şeyi uygulamalı olarak biz gördük. Polikliniği de, bütün ameliyathaneleri de, işte yatan hasta servislerini de. 14-18 yaş arasında çok böyle kapsamlı ve son derece ağır bir eğitimden geçtim. Sabah 8, akşam 5 ve işte bazen nöbete falan da kalıyorduk. İşte her yaz 45 gün staj hastane içerisinde. Şu anda fizik tedavi bölümlerinde bile olmayan bir disiplinde ve sorumlulukta ve ciddiyetteydi aslında o dönem. Daha bir sıkı özveri vardı. Ve ardından hemşire ve ebe olarak Acıbadem'de çalışmaya başladım. Sonra dedim ki yani burada bir sistemde sıkıntı var. Çünkü o kadar çok şey biliyorum ve ilgiliyim, farkındalığım son derece iyi. Ama kendi başıma karar alma yetkisini ne yazık ki hastane vermiyor. Dolayısıyla 2 yıl çalıştıktan sonra tabii gözlemledim o dönemde de hani hangi meslek daha bana uyacak, ne yapsam daha iyi olacak diye. Ve ardından fizik tedavi yazmaya karar verdim. Ve tabii ki o dönemlerde böyle bütünsel terapiyle ilgili çok fazla hassasiyetim vardı, gözlemim vardı. Çok çeşitli kitaplar okuyordum. Fizik tedavi de sonra kesmedi. Master yaptım. Şimdi doktoradayım. Osteopati 4. sınıftayım. Ve yani 14 yaşından beri hastane içerisinde ve hastalardayım. Şu anda da 34 yaşındayım. Yani 20 yıldır hastane içinde ve hastanede bir grupla sürekli aşırı neşir oluyorum. Tabii ki de işte yeterli bir tecrübem var diyemem ama bütünsel açıdan birçok yaklaşımla birçok hastalığın aslında çaresinin olduğunu, hatta bazı doktorların da artık bu bütünsel terapi eğitimleri alması gerektiği kanaatindeyim. Daha fazla multidisipliner bir şekilde işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Ve buradaki dinleyici olan bütün arkadaşlarıma da aslında bunu söylemek istiyorum. Kesinlikle sadece fizik tedaviyle kalmamak lazım. Bunu mutlaka hangi branşı seçersek seçelim bütünsel terapiyle pekiştirmemiz gerekiyor. Var mı aranızda bütünsel terapiye ilgini olan? Yani hocam aslında biz bütünsel terapiyi çok duymadık. Evet. Aslında bütünsel terapiden böyle kısaca bahsederseniz bizim için daha iyi olur. Bütünsel terapi şu demek, vücudun aklınıza gelebilen bütün bölümleriyle, işte solunum sistemi, üreme sistemi, boşaltım sistemi, bütün sistemlerin birbiriyle olan ilişkisine bakılıyor. Mesela bir fizik tedavi hastası geldi diyelim ki işte fıtığı var. Fıtık hastasında sadece işte fıtıklı bölgeye bir takım manuel terapiler yapmak, işte hot back tense uygulamak, egzersiz yapmak yetmez. Bununla birlikte hastanın mesleği çok önemli, psikolojisi çok önemli, inanışları, etnik kökeni çok önemli. Neyle iyileşeceğine inanıyor olması veya hatta hiç iyileşmeyeceğine inanıyorsa tedavinin süreci giderek değişiyor ve zorlaşıyor. Bu şekilde hastayı çok iyi gözlemlemek lazım. Hangi vitamin değerleri eksik, işte ona göre vitamin takviyeler yapmak gerekiyor. Dokunun bir an önce hızlı bir şekilde iyileşmesi için. Belki psikolojisinde çok ciddi problemleri var. Belki bir psikologla beraber ilerlemek lazım. Çünkü bütün aslında iç organlarımız ve eklemlerimiz psikolojimizle beraber
bir iletişim içerisinde. Yani mesela diz ağrısı ya da işte ne bileyim bir meme kanseri ya da işte fibromiyalji ya da bel hastalarının ortak psikolojisine bakıyorlar ve çok çeşitli psikolojik sendromlar sonucunda aslında genelde o diz hastalıklarına ya da o fibromiyalji ya da ne bileyim kabızlığa yakalanılıyor. Psikosomatik dediğimiz belirti ve bulgular var. Bu yüzden bütünsel terapi dediğimiz zaman özellikle osteopati bir bütünsel terapi çeşididir. Osteopati mesela şuna bakar. Diyelim ki hasta fibromiyalji. Dokunun iyileşmesini istiyorsak, o hastanın bir an önce iyileşmesini, toparlamasını istiyorsak hem vitamin değerlerine bakıyoruz, hem psikolojisine bakıyoruz. Gerekli vitamin besin takviyelerini yapıyoruz. Beslenmesine bakıyoruz. İşte belki glutenle ya da işte laktozla çok fazla besleniyor. İşte fibromiyalji mesela ortak özelliklerinden biri de irritable bağırsak sendromu. Bunun gibi başka belirti bulgular nelerse bakıldıktan sonra bütünsel olarak hastayı ele alıp, değerlendirip öyle tedavi ediyoruz. Mesela burada şu an kaç kişiyiz? 38 kişiyiz. Herhangi bir şikayeti olan biri var mı aranızda? Onu mesela şimdi birlikte değerlendirelim bir bütünsel terapist olarak. Yani büyük ihtimal yarımızda fibromiyalji vardır. Hocam, osteopatiden bahsettiniz daha demin. Biz size bir sorum olacak genel anlamda. Baktığınızda hani osteopatinin rehabilitasyona etkisi tam olarak en önemli ne olabilir? Ya da ne bileyim hani en çok bu konuda hangi hastalıklarla karşılaştınız? Ve bu hastalıklar karşısında hani en çok ya şu evet başarılı bir süreç oldu bizim için diyebileceğiniz hastalıklar var mıdır? Çok fazla var. Çünkü ben osteopati eğitimini işte 4 yıldır alıyorum. 4 yıl öncesinde de zaten bütünsel açıdan ele alıp hastalarımı iyileştirmeye çalışıyordum. En çok osteopatideki hasta gruplarımdan hani size anlatabileceklerim 1. fibromiyalji, 2. pıtık, pıtığın her türlüsü, huzursuz bacak sendromu, kabızlık, ondan sonra düşen sendromu, işte felç, el bileği, karpal tünel sıkışmaları, ondan sonra tendinit, aşil tendinit, diz kapağı problemleri. Bunlarla ilgili ve buna benzer birçok hastalıkla ilgili aslında tedavilerim oldu. Ve aslında tedavi hızlandıran şey ve hastayı eğiten, farkındalığını artıran şey gerçekten bütünsel terapiydi. Çünkü ben aynı zamanda vitamin mineral eksikliklerine de bakıyorum, kan değerlerine de bakıyorum. Çoğunun genelde insülin direnci var. Çünkü göbek etrafında bir yağlanması var. Veyahut ağız kuruluğu, geceleri işte tuvalete kalkma, yemeklerden sonra işte halsiz düşme, karnında işte bir şişlik oluşması yemeklerden sonra. Bunun gibi ortak özellikleri var zaten. Oradaki o belirti ve bulguların nedenini çözmeden önce hastalığı iyileştirmeniz mümkün değil. O yüzden aslında hasta size hangi şikayetlerle geliyorsa o şikayetleri nasıl tedavi edeceğinizi öncesinde bilmeniz gerekiyor. Bu yüzden de hani sadece böyle fizik tedavi mezunu olarak kalmayıp beslenmenin dokular üzerindeki o biyolojik etkisini bilmek lazım. Vitaminlerin, minerallerin etkisini bilmek lazım. İşte psikolojik problemlerin aynı şekilde vücuda olan yan etkilerini bilmek lazım. Ondan dolayı ben hani size bunu tavsiye edebilirim. Teşekkürler hocam. Feyza yazdı. Romatizma hastası oluyor. Devam et abi isterseniz. Hocam daha demin hastalıklar arasında fıtıktan bahsetmiştiniz. Biliyorsunuz ki baktığınızda hani günümüzde çok fazla işte boyundur, bel fıtığıdır. Hani sürekli bunlar geliyor. Hani işte tutun işte otobüs kullanımından, ondan sonra yanlış postür duruşlarından, çalışma ortamımızın tamamen düzgün olmamasından çok fazla sesin geliyor mu bana? İnternet bağlantısı düzensizdir de. Örneğin hocam diyelim ki size bir tane hasta ya da bir danışanınız geldi. İşte boyun fıtığı akut dönemde. Ortalama ne kadar bir süreç belirliyorsunuz? Aslında şöyle, fıtıkların hiçbiri aynı değildir. Birincisi, ikincisi derecesi vardır. Üçüncüsü eşlik eden dinamikler vardır. Şimdi hastanın hem şeker hastalığı, hem kilo problemi, hem fıtık problemi, hem işte fibromiyaljisi, mide yanlısı varsa, iki sayfalık zaten çok özel bir anamnez formum var.
peceresine kadar döküyoruz orada. İşte ay ne yapar, nasıl besleniyor, kahvaltıda ne yiyor, akşam yemeğinde ne yiyor, işte ne kadar sıklıkta kahve içiyor, ne kadar sıklıkta su. Yani yaklaşık bir 50 tane sorumuz var. Öncelikle hastayı çok iyi anlıyoruz ve kavruyoruz. Hatta şöyle oluyor, her seansta değişik değişik şeylerini öğreniyoruz hastanın. İlk seansta anlatmak istemediği veya işte hatırlayamadığı şeyler oluyor. O yüzden bazen bilinçaltı terapisi için psikoloğumuza bile yönlendirdiğimiz oluyor. Çünkü o bilinçaltındaki bazı şeyler çözülmediği sürece gerçekten iyileşme belli bir seviyeye kadar oluyor. Dolayısıyla şimdi mesela bir arkadaşınız sormuş, romatizma var demiş. Aynen. Şimdi romatizma hem kanda hem de kuşak yolunda aslında enfekte olan bir şeylerin olduğunu anlatıyor bize. Şimdi enfeksiyonu ne artırır? Öncelikle bu bilgiye sahip olmak lazım. Şeker. Vücutta çok fazla şeker olduğunda, insülin direnci olduğunda, insülin hormonunda bir problem olduğunda, kötü beslendiğimizde veya yoğun bir stresli dönemden geçtiysek, uykusuz kaldıysak veya hala o stresli dönemi yaşıyorsak, kendi bilinçaltımızda da sürekli böyle baskılanmış hissediyorsak bir sebepten, işte bu sınavlar olabilir, aile olabilir, işte erkek arkadaş olabilir, işte kız arkadaş, eş problemi, komşu problemi, maddi problemler, herhangi bir şey çok fazla yüksek derecede endişe ve kaygı bozukluğu hissediyorsak yine vücutta bir direnç gelişir. Dolayısıyla romatizmayı sadece işte fizik tedaviyle ya da anti-enflamatuar ilaçlarla çözemeyiz ne yazık ki. Bu yüzden multidisipliner bir bakış açısına sahip doktorlarla işbirliği içerisinde olmamız gerekiyor. Bu nedir? Fonksiyonel beslenme uzmanları ya da işte fonksiyonel beslenmeyi bilen diyetisyenler, işte fizyoterapistler, osteopatlar, bazen işte gerekirse romatoloji doktoru veya işte hormonlardan ötürü bir türlü problemini çözemiyorsak endokrinoloji doktoruyla birlikte dokunun gerçek geçmesine yardımcı olmak. Örneğin romatizma hastası Feyza. Ve Feyza'yı hocam bütünsel terapiye alabilir miyiz yani? Mesela Feyza için süreç nasıl ilerler rehabilitasyonda? Şimdi romatizma dediğimiz şey biraz önce de anlattığım gibi vücutta hem kanda hem de dokularda enfeksiyon oranı artar. SRF artar kanda. Dolayısıyla Feyza'nın hem beslenmesini check etmek lazım. İşte mesela süt insülini taklit eder. Süt ve sütlü gıdaları çok önermeyiz o Peynir. Peynir. Ben açıkçası kullanmıyorum ve hiçbir hastama da önermiyorum. İyileşmek istiyorlarsa belli bir dönem peynirden uzak durun. Onun yerine lor tüketin diyorum. Yoğurt ve sütü tamamen kesiyorum. Onun yerine kefir veriyorum mesela. İşte şeker ve şekere dönüşecek bütün gıdaları yavaş yavaş keselim diyorum. Çok fazla böyle strese uğratmadan. İşte bir kan tahlili istiyorum. Hem kanda işte seyredip hem vitamin mineral dengelerine bakıyoruz. Yani kapsamlı bir şekilde psikolojik olarak işte neler yaşıyorsun, anlatmak ister misin, paylaşmak ister misin? Zaten hasta her seans geldikçe bir şeyler paylaşmaya başlıyor. Bir saat, bir buçuk saat boyunca seans esnasında. Dolayısıyla iyileşme sadece fiziksel olarak kasıyla, eklemiyle, yumuşak dokularıyla olan bir iyileşme terapisi yok bizde. Hocam bir de başka bir soru sormak istiyorum ben. Kök hücre tedavisinin önemine değinir misiniz çok kısa? Onunla da, onun hakkında da bilgilensek çok iyi olur. Tamam. Şimdi kök hücre Türkiye'de özellikle çok fazla kök hücre uygulamaları var. Bizim yaptığımız kök hücre uygulamaları doktor eşliğinde tabii ki de iyi bir anamnez aldıktan sonra. Mesela diyelim ki diz kapağında, eklemde çeşitli problemler var. Tabii bunun da aşamaları olması gerekiyor. Hangi aşamada hasta? Önce onu teşhis etmek lazım. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. Genelde problemin son aşamasında çok fazla tercih etmeyiz ama yine de iyileşmeyi hızlandırıyor. Bizim uyguladığımız eksozom şu şekilde. Dış laboratuvarda sperm ve yumurta birleştirildikten sonra en saf ve genetiğindeki problemli hücreler analiz edilip onlar atıldıktan sonra geriye kalan en saf, en yararlı kök hücreler laboratuvar ortamlarında çoğaltılıyor ve hastanın problemli olan bölgesine veriliyor. İşte bu cilt güzelleştirme olabilir,
dizde sıvı problemi varsa, diz eklem problemi ya da işte herhangi bir tendinit ya da herhangi bir eklem problemi varsa oraya koyabiliyoruz. Onun dışında çok ciddi makaleler yayınlandı bu uyguladığımız egzozomla ilgili. Eğer ilgi duyan varsa da o makaleleri iletebilirim hangi hastalara uygulayabildiğimizle alakalı. Olabilir hocam, bana atarsınız. Ben arkadaşlarıma atarım, çok iyi olur. Tamam. Bir soru daha geldi hocam. Beslenme konusunda hastalara eliminasyon diyeti önerebilir miyiz diyor İlayda. Aslında şöyle, bizler diyetisyen değiliz. Ancak şöyle bir şey var. Mesela diyelim ki hastada bir enfekte olma, enfeksiyon söz konusu. Mesela fibromiyaljine yumuşaklığın iltihaplı olması, işte romatoloji aynı şekilde hakeza ona. Dolayısıyla böyle hastalarda biz artık biliyoruz ki, yani makalelerle de okuyup hastaya da linklerini atabiliriz, gösterebiliriz. Şeker ve şekere dönüşebilecek her şey enfeksiyon oranını çok ciddi oranla arttırıyor. O zaman nedir? Hastayı bu konuda bilgilendirmeliyiz. Meyvenin fruktoz bir şeker grubu olduğunu ama ancak fazla tüketildiğinde bunun da yağ olarak depo edildiğini ve bizim kan şekerimizi bir oranda yükselteceğini, bunun çok faydalı olmadığını, sütün işte insülin hormonu taklit eden özellikte olduğunu, peynirin ona hakeza. Dolayısıyla bu bilgileri hastaya verip beslenmesine göre toparlamalıyız ama eğer hastada bir hipoglisemi ya da hiperglisemi gibi bir şey söz konusuysa ya da başka bir ciddi problemleri varsa onu tabii ki diyetisyen eşliğinde bir diyet önermeliyiz. Yoksa bizim görevimiz bütünsel terapist olduğumuzda veya işte bu yoldayken sadece hastaya danışmanlık yapmak, onun eğitimini, bilgisini vermek ve beraberinde hasta eğer evet ben fonksiyonel beslenme danışmanlığı almak istiyorum diyorsa da gerçekten fonksiyonel beslenme uzmanlarına kişiyi devrediyoruz. Evet hocam, teşekkür ederiz. Sıranız çok azaldı hocam. O yüzden aslında biz sizi daha uzun dinlemek isteriz. Çünkü bütünsel terapiyi daha çok öğrenmek isteriz hepimiz. Çünkü çok duyduğumuz bir kavram değil. Kök hücre de öyle. Genelde sanırım yurt dışında yapılan bir şey araştırdığıma göre. O evet. Yüzden hocam daha sonra daha uzun çok dinlemek isteriz. Hani sizin tecrübelerinizle bizleri bilgilendirmeniz bizim için çok önemli. Ben bugün katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sizleri görmek bizim için çok iyiydi. Çok onur vericiydi. Ben çok teşekkür ederim. Siz sonuçta bizim yeni neslimiz, geleceğimizsiniz. Sizin bilinçlenmeniz, bilgilenmeniz, işte buna uygun bir bilinç seviyesinde olmanız gerçekten, özellikle şu an tabii ki İstanbul'dayız, işte Türkiye'deyiz sonuçta. Buranın daha da bilinçlenmesi için, hastaların daha da hızlı iyileşmesi için çok önemli. O yüzden benim kapım her zaman açık. Ben de staj yapmak isteyenlere ya da işte bilgi, eğitim almak isteyenlere aynı şekilde yardım ediyorum. Çok iyi olur hocam. Staj için çok iyi olur. Bilgilerinizi alacağım. Yani çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hocam teşekkür ederiz katkılarınız için. Rica ederim. Staj konusu beni ayrıca memnuniyetini belirtirim bölüm başkanları olarak. Umarım çok rahatsız etmeyiz sizi bu konuda. Yok, her zaman arayabilirsiniz. Uygun olduğum her an yardımcı olurum hepinize. Elimden geleni yaparım. Rica ederim. Çok sağ olun katkılarınız çok için. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Size iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Evet Özden hocam, siz de iyisiniz. Evet. Sağ olun. Biz bize kaldık hocam. Şimdi katılmayanlardan bahsedeceğim. Yani bu kısa sürede bu organizasyonu yaptığınız için ben FTR Kulübü'nü tebrik ediyorum. Destek olan bütün öğrencilerime de teşekkür ediyorum. Çok fazla sözü uzatmayayım. Saat de ilerledi. Çok teşekkür ederim hepinize. Hocam katkınız için biz teşekkür ederiz. Gerçekten. Siz olmasanız bu kadar büyük bir şey yapamazdık. Yok. Birlikte yaptık bence. Evet. İnşallah başka organizasyonlarda yine birlikte güzel şeyler yaparız. İnşallah hocam. İnşallah hocam. Tekrardan sizin de fizyoterapistler gününüzü kutluyorum. İnşallah bizim için de mezun olduktan sonra çok güzel yerlere geldiğimizi görmenizi isteriz. Evet hocam. Katılıyorum. Çok istiyorum. Bu hocalarımızdan da bence çok örnek alacaksınız. Farklı fikirler olacaksınız. Peki. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de teşekkür ederim. Katılan arkadaşlarıma da size de çok teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar hocam.